Allah Allah. Neyse. Hadi bakalım. Çölde. Hawaii. Tatile geldim. Güzel. Skinim bayağı hoş ya. Skinime bayılıyorum şu an. Ama neyse böyle demeyeyim. Çünkü bazen annem bu skin mikin ne diyorsun sen falan diye gelmişti yanıma geçenlerde. Ve kadına da bir şey açıklayamadım yani. Anne dedim kaplama yani kötü bir şey değil. Sonra anladı. Sonra konuşuyorum. Ama şimdi yayında mesela açık oluyor. Herkes bilse de ne kadar masum bir şey olduğunu. Anneler onu şey yapar mı? Ya annemle anlaşmam biraz uzun sürmüştü bu konu hakkında. Garip oluyor çünkü. Ne? Nasıl yani? Nasıl yani? Abi? Abi? 1.17 abi? Ah! Lan ne oluyor? Abi. 1.17. 1.17'siniz. Seviyorum be. Oğlum 1.17 neden böyle? Kafayı bir dakika karpuz kazıyım abi. Karpuz da çıkmıyor. Arkadaşlar 1.17'yi bu adamlar aşırı mı hızlı sundu piyasaya? Yani 1.17 1.17 evet. 1'i çükü 7. O da 1.17. Ha. Evet sıkıntılı. Ben buna bir reset falan atayım. Ben bu sürümü direkt sileyim, yok edeyim. Datapack'ten dolayı değil. Datapack'ten öyle şeyler olmaz. Öyle sıkıntılar olmaz. O yüzden hızlı bir şekilde şöyle geçiyorum abi. Şu ayarları hızlı bir şekilde yapayım. Minecraft versiyonlarını silmem gerekiyor. Ha, yapacak mıyız? Tabii ki yapacağız. Böyle seve seve ya da o şekilde. Bu güzel bir durum değil. Yayına girdikten sonra bu şekilde olması rahatsız edici bir durum. Optifine'e girdim aslında. Optifine'dan da kaynaklanıyor olabilir. Şimdi adamların hakkını yemeyelim. Adamların hakkını yemeyelim. Tekrardan başlatıyorum. Olduğu kadarıyla deneyeceğiz artık. Lokiyosu Prime üzere kullanmış. Oktay Olgunsoy 3. ayında. Arda Karakaya 12 Prime kullanmış. Ege Bayrak 13. 11. ayında. Oha yok artık. LeBron James 11. ay mı? Selamlar chat seviyorsunuz. Adal Bey iyi yayınlar size de. Seviyoruz. Ne siz de seviyorum demiş. Mükemmel sabın demiş. Teşekkür ederim. Mükemmel sap. Hoş geldin. O zaman deneyelim tekrar. Ne yaptığımı biliyorum. Umarım kırılır. Optifine'dan olacağını sanmıyorum ama garip bir şekilde lütfen. Abi nasıl bir şey ya bu? Oğlum nasıl bir şey bu? 1.17 nasıl bug'lı olabilir? Blok gelmiyor. Oğlum bildiğim blok gelmiyor ya. Adamlar bir sürümü bu kadar bug'lı yapabilir mi? Abi. Ya eminim ya ben çok güçlü kaslı bir adamım. Bir koyuyorum atomlarına mı ayrılıyor bu şey? Ayrılmıyor da ki. İlginç bir güncelleme. Gerçekten. Ben size 1.17 güncelleme videosu yaptım ya. Bugün izlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. Tatlı güzel bir video oldu. Böyle ara ara zamanım olmuyordu bu aralar. Öyle ara ara yapmaya çalıştım. Onda da son kısımda. Bu arada şöyle hızlı bir şekilde göstereyim. Onda da shulkerlarda sıkıntı vardı. Mesela shulker'ı alıyorum abi. Shulker'ları elimle kırabilmem lazım. Bu shulker da elimle kırılmıyor. Kırıyorum. Pat. Garip bir durum. Ama büyük ihtimal tam olarak versiyon sıkıntısı da olabilir. O zaman şöyle yapacağım abi. Çalıştıra gireceğim. Nokta Minecraft'tan versions abi girip buradan neleri silmem lazım? 1.17'nin hepsini sileyim ya. Aynen 1.17 bütün sürümleri sil. Ayarlarda bir şey olmuş olabilir mi? Options'la alakalı bir şey olsa hadi options'ı da sileyim. Options'ı kendisi oluştursun tekrardan mesela. Daha ne olabilir? En son test sürümü. Oğlum en son test sürümü mü? Oğlum ne kadar saçma yüklemeler en son. Çok saçma. What the heck? Ha, en son ana sürüm tamam. En son ana sürüme girelim bir de. İlginç şeyler oluyor. Vallahi ilginç şeyler oluyor. Umarım bu sefer olur. Yine hızlı yükledi gerçi. Acaba datalarda fark mı var? Sizin 1.17'nizde böyle mi? Sizin 1.17'nizde böyleyse o zaman büyük bir sıkıntı var demektir. Ben normal oluşturuyorum. Survival. Hiçbir şey ellemiyorum. Hiçbir şeye basmıyorum. Yüklenecek birazdan.
Oğlum benim 1.17'm neden böyle lan? Benim 1.17'yi ne, özellikle mi seçmişler yani? Doğu Kanadalı sınama sürümü. Lütfen blok kırıl. Ah! Şükür blok kırıldı. Şükür blok kırıldı. Blok kırabildik. Abi şu an toprak kırabildiğime bu kadar sevineceğimi düşünmezdim. Gerçekten. O zaman options geri gelmiştir. Bir options'a tekrar açalım. Gama yüksek olmadan oynayamıyorum çünkü ben. Options'ım neredesin? Canım options'ım. Burada bir yerde options. Buradan gama'yı 7 yap. CTRL'e at. Kapat. Ve nokta Minecraft tekrardan gir abi. Oh be. Sonunda en son ana sürüm. Bu olmalıydı. Enes Kanmaz Nazmi 1 aramıza katılmış. Infenix iyi yayınlar adı adam demiş 3. ayında kendisi. Scott Lilith Prime'ı kullanmış. Sedat Efe 5 3. ayında selam demiş. Selamlar Sedat Efe'cim. Onun dışında Asof 63.00 4. ayında ne yapıyorsun adal adam demiş. Kanka 1.17 yapmaya çalışıyoruz. 1.17'de bug falan filan vardı az önce. Hardcore başlayacağız inşallah. Yani deneme sürümünden mi bilmiyorum. Bir onu da bir yapacağım bir şekilde. Bakacağız, halledeceğiz. Oluyor mu, ol lütfen. Aa, kafayı yiyeceğim. Tamam. Kesinlikle normal 1.17'de başlıyoruz abi. Kesinlikle 1.17. Data pack, hayır. Data pack istemiyorum. Hardcore başlıyoruz. Kesinlikle Minecraft'ın Mojang tarafından yapılan birçok şey bu kadar bug'lı. Yani lütfen kırabileyim. Kafayı yiyeceğim. Oğlum az önce çalışıyordu. Nasıl olabilir? Nasıl bozulabilir? Az önce çalışıyordu, lütfen. Sınanıyorum şu an. Cidden sınanıyorum. Kafayı yiyeceğim. Tamam. Canım Minecraft'ım. Options'ı ellemiyorum. Vallahi ellemiyorum. Bak Minecraft'ı en doğal haliyle oynayacağım. En doğal haliyle. Bak gamayı arttırmayacağım. Hiçbir şey yapmayacağım. Bana bir options klasörü vermişsin ve ben bunu kullanmak istedim. Kullanmayacağım. Boş ver. Salla ya. Gama yüzünden olduğunu sanmıyorum bu arada. Gamayı arttırdığımız zaman oyun bug'a giriyor. Herhangi bir şeyi de aktarsak aynı şey olacak. Yani bu demek oluyor ki ben Minecraft'ım ve yani böyle şeyin ağzına sıçıyorum. Bir şeyi bug'landırmışlar o kısımda. Single player, hiçbir şeyi de yapmayacağım. Hardcore abi. Hiçbir data pack yok, bir şey yok. Başla abi. Bunda da hata ver. Bilgisayar monitörünü camdan atacağım. Şaka, atmam. Çok dolar, çok fazla. X Fedora aramıza katılmış. Ardakay 4. ayında. Hoş gelmiş. Kazıyorum. Sonunda ya. Arkadaşlar sonunda. Sonunda. Gerçekten toprak kazabildiğim için sevindiğim anla nadir anlardan bir tanesi ya. Toprak kazabildim. Şükür kavuşturana toprakla. Şimdi ağaçlar garip garip hareketler yapacak değil mi? Kazmamamız için. Aynen de böyle. Dragon merhaba Dal abi. Beni hatırladın mı? Nice uzun aboneliklere bir yayında Fortnite oynar mısın? Ben de gelebilirim. İyi oynuyorum demiş. Abi Fortnite önceden oynuyorduk. Ama yani şu an fikrim yok ya. Fortnite Epic Launcher indiresim gelmiyor genel olarak benim. Epic Launcher tam olarak bana göre değil. Abi kömürlerin yeni görünüşü. Zoomlayamıyorum. Optifine'im de kuruluydu. Onlar da gidik. O zaman saf vanilya 1.17 oynayacağız. Ben en çok istediğim Axolotl alacağım. Ondan sonra onlara güzel bir yuva yapacağım. Sonra onları çiftleştireceğim. 1200'de 1 olan şanslı o rengi alacağım. Ve satacağım onları. İnsan doğası bu değil mi arkadaşlar? Yani özel türleri alırız. Sonra zaten bu nadir türlerden diye de gidip onları pazarlarız. İnsan doğası normal. Bu arada çiçekli arıların olduğu bir yere gelmişiz. Bu çok tatlı oldu bizim için, değil mi? Ne yapıyorsun lan arımaya? Tipe bak. Ben seni şimdi bir kölem yapayım da görsen, tamam? Ay böyle of, özlemişim cidden vanilya Minecraft'ı. Neden bilmiyorum. Öyle live yükseliyor ekstremlerinden sonra sadece etrafta bir şeyler kazmak bile hoş geliyor. Bir de şuradan dili Türkçe yapalım. Herkesin istediği gibi bir deneyim olsun. Ben normalde de Türkçe oynamıyordum belli bir süredir. Minecraft'ın 2011'inde Türkçe desteği yoktu.
ilk Türkçe geleceği zaman zaten biz bayağı o Türkçe de geliyormuş lan, artık Türkiye'ye bir şeyler geliyor falan gibisinden de. Öyle. Şimdi kaldı böyle. Sohbet ayarları bu şey, metin arka plan opaklığı, tamam opaklık olmasın. Her şeyi de ayarladık. Şimdi gayet güzel bir deneyim olacak. Ben almak Battlefield. Prime üzere kullanmış Tobey Maguire kirayı vermeye geldim. Seviyorsun Adal demiş. Teşekkür ederim Tobey Maguire. Tobey Maguire adam. Kömürler bu arada. En başında hiç hoşuma gitmese de şu an çok tatlı gelmeye başladı. Tatlı. Bol bol kömür alacağız. Aynen öyle. Suavinda. Teşekkür ederim. Hoş geldin aramıza. Neden her şey Bedrock sürümüne geç geliyor? Bedrock sürümüne geç gelmemesinin sebeplerinden biri, Bedrock ve Java tamamen farklı. Biri Java ile yapılıyor, biri Java ile yapılmıyor. Neyle yapılıyor bilmiyorum. Büyük ihtimal C# ile falan yapılıyordur. Çünkü genel olarak birçok şey C# ile yapılır. Bütün oyun, yani Unreal ile yapılan oyunlar vesaire diye hatırlıyorum. O yüzden de şimdi böyle bir şey olduğunda Java optimize olmayan ama hızlıca kodladığın bir şeyken Bedrock daha fazla uğraş gerektiriyor belli yerlerde. Java daha main bir sürüm. Yani Java'ya baktığında herkes Java oynuyor. O yüzden de insanlar tabii ki Java'ya odak kasıyor normal olarak. Java best mi? Java best. Ama ne konuda? Şu an verdikleri içerik, tatlılık konusunda. Mesela Bedrock'ta şöyle bir şey var arkadaşlar. Size bir lama tükürdüğünde onu havada yumruklarsanız tükürük sizin yumruğunuzdan sekip lamaya geri gidiyor. Öyle bir durum var. Ama Java'da bu olmuyor. Düşünsenize, adam size tükürüyor böyle havada, tokatla tekrar tenis raketiyle geri döndürüyor gibi bir şey. Geri döndürüyorsunuz. Aynen. Bedrock'ta böyle özellikler var bak. Bedrock'taki belli özellikler o kadar güzel, o kadar tatlı ki Java'ya bin basar. Ama vuruş mekanikleri falan her şeyle baktığımda hangisini tercih ederdim? Kesinlikle tabii ki Java'yı tercih ederdim. Yani Bedrock'ın havası da farklı. RTX'de oynuyorsan falan onlar da ayrı güzellikler tabii. Peki ben buraya mı kurulsam yoksa hiç fikrim yok ya. Biz şimdi tam olarak maden güncellemesini almadığımız için geniş madenler falan görebileceğimi sanmıyorum. Ve benim, eğer beni tam tanımadıysanız, ben böyle çiçek takıntılı falan bir adamım. Yani Minecraft'ta çiçek mekanı gördün mü böyle, çiçekleri alır kendi evime koyarım. Bunları koklayabileyim diye, böyle daha tatlı bir hava veriyor benim için. Hatta bunlardan renkleriyle falan da kullandığım için daha sonradan. Şimdi bütün renkleri almaya çalışacağım olduğu kadarıyla. Turuncumuz var, kırmızımız var. Sonra boya içinde kullanacağız bunları. Pembişimiz var. Pembeleri de şöyle alalım. Kırmızımız var. Daha ne isteyeyim ki yani? Böyle bir sürü varyasyon. Emlemişler gibi. Ha tabii. Çoklu oyuncuya da aktarırız bu hardcore dünyasını. Agalarla falan da belki gider daha sonrasında. O zaman da mesela onları tuzak falan yapmak için bu çiçekleri kullanırım. En sevdiğim şeylerden bir tanesi. Arıları da getireceğim ama evet. Bu koordinat zaten -200 -12. Buraya bir şekilde geri döneriz. Ben bu arıları alacağım. Ama şimdilik tavuk. Tamam, burada etrafta biri yok değil mi? Tamam. Bu ailenin babasıydı. Ben onu kestim, hızlıca kestim. Ailesi görmemesi için de özenle dikkat ettim. Sebebi bu. Eğer babasının veya da kocasının ölümünü görseydi kafayı yiyebilirdi. Ama onları her zaman taklit etti gibi düşünecek. Ya taklit etti diyorum. Terk etti gibi düşünecek. Diyecek ki babam bizi terk etti. Baban gitti, uzaklara gitti. İşte öyle de bir durum abi. Bu arada sesi birazcık daha kısayım. Şu ses daha iyi değil mi? Bakayım abi. Tamam, dön abi. Arkanı dön. Ama bunlar dönmüyor. Tamam, herkes farklı yöne bakıyor o zaman. Tamam. Bir baba da... Baban seni terk etti. Baba gitti. Ay baba. Şaka şaka gel. Babasının üzüntüsü kaldıramıyor değil mi? Onu da bir indirelim o zaman. Orada cidden 1.17 değil, ne eklenmiş gözüküyor şu an? Neredeyse hiçbir şey eklenmiş gözükmüyor böyle olunca. Ben daha fazla ineklerle bağ kurup onları zar zor öldüreceğim ama. Hızlı bir şekilde öldürürsem. Şimdi baba orada şeymiş. Bak baba arkada duruyor. Çocuklarına ve işte karısına bakıyor. Tabii herkes parkta oynarken ben babayı arkadan indiriyorum. Kimse gördü mü görmedi. Yine diyecekler ki babam beni terk etti. Babam ben 5 yaşında parkta oynarken birden yok oldu ve bir daha kimse onu görmemiş, kimse ondan haber alamadı. Hep böyle hikayelerle.
Kim bilir ne oldu, bilmeyecekler işte. En azından böyle bilmeleri de iyi. Böyle trajik bir şey hop olmamalı. Bakır. En sevdiğimiz kaç tane? Bir kereden iki tane geldi bile. Daha demirim yok ama bakır alınır. Bakır özellikle de dağlarda falan da çıkan, yer altında da çıkan bir tane eşya. 1.17 hakkında 120 tane şey videosunda tek açıklamadığım sıkıntılı kısım, sıkıntılı değil aslında, olmasa da olur da, bunların Deep Slate, derin kayraklı bir versiyonu var. Onların aslında oyunda olmaması lazım çünkü bakırlar orada çıkmıyor. Ama yine de mod yapımcıları için vesaire koydular onu. Böyle trivia aslında, gereksiz bilgi. 10 bakır. 10 bakır neredeyse hiç işimize yaramayacak bu arada. Bir blok falan yapabiliyoruz. Bir bloktan hiçbir şey olmaz. Özellikle de benim bir köy falan bulmam lazım ki kendime güzel bir yemek kaynağı yapabileyim yani. Video çok uzundu. Ne güzel, bir oyunda bir sürü şey eklenmiş. Ne yapsaydım? Arkadaşlar bu eklendi, bu eklendi. Özelliklerini anlatmayayım. 1.17'de gerçekten 90 blok eklendi. Minecraft tarihindeki en fazla blok eklenen güncellemelerden bir tanesi. 30 tane de yeni böyle özellik falan vardı. Öyle. Evet, ağzımız kokuyor bu arada. Ya yemek cidden pişirmemiz lazım. O zaman şunu alayım ben. Bir yolluk yapalım kendimize ya. En azından 3-5 olsun. Bir tane fırın şimdilik yeterli olur. Zaten kömürlerimiz var. Şöyle koyalım. Doğanın tadını çıkar ya. Ne kasacaksın ki? Bu love yükseliyor mu? Biri seni öldürecek mi? Doğanın güzelliğine bak. Hatta arkada istiyorsanız klasik müzik açayım böyle. Diye böyle. Mis. Güzel. Orman yansın. Bana ne ya? Orman, o da bir doğanın şeyi yani. Ne yapayım? Arkadaşlar yansın ya, yanıcıya varmış. İnsanlardan bağımsız yanıyor, doğal felaketler. Her felakete de dur diyeceksek o zaman Big Bang falan oluşmasın, bir şey olmasın. Dünya da oluşmasın arkadaşlar, büyük patlama da olmasın. Patlama matlama kötü yani, anlıyor musun? O yüzden saldım çayıra, mevren kayıra. Ege 32-43 Adal bu yayın elmas bul, 1400 bit bir de... Bağışımda önemli bir şey yazsın, bakar mısın? Umarım bulursun TNT'yi demiş. Tamam abi, bakalım. Ege'cim ne demiş? Hızlıca bakıyorum. Tamamdır Ege'cim, tamamdır. Sıkıntı yok onda. Bakacağım ona. Teşekkür ederim. O zaman yemekler de doldu herhalde. Bir fırın daha yapmam gerek. Bir de demir bulabileceğim güzel bir maden girişi arıyorum. Yani herhangi bir madenden girmek istemedim. O yüzden birazcık daha etrafta dolaşacağız. Güzel gidecek. Arkadaşlar itfaiye mi çağırayım, yangın işte. Tamam. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Şu an büyütecim olsaydı buradan büyütür ve bu manzarayı izlerdim. Çünkü bazı insanlar dünyanın yanmasını seyretmek ister. O adam benim. Otel de dikebiliriz. Hazır yandı. Hiçbir insan, beşeri unsur yakmadı yani. Yanında bir şey oldu yani. Tam otel dikmelik mekan. Mis. Güzel. Arago. Prime üzere kullanmış. Samet Koranalı aramıza katılmış. Jack'in Prime kullanmış. Mundo Cat 5. ay. Epic demiş. Görkis Prime kullanmış. Luffy 7500 aramıza katılmış. Ardakay abone kedi 70. Tier 2 Emrimo'ya. Exile the King Prime kullanmış. HKNZC aramıza katılmış. Neveka 7 aydır Prime demiş. Nevekacım hoş geldin. Teşekkür ederim. Kendisi 7. ayında. Bu arada gece oluyor. Ben koca götüm biraz ağır geldiği için maalesef çok fazla bir şey yapamadım. Böyle tane tane gitmem lazım. İnşallah olacak. Abi hiç de istemiyorum ki. Koyun falan kestim ben. Koyun da kesmedim. Deli gibi koyun bulmam lazım. Sıkıntılı bir durum. Bayağı sıkıntılı bir durum. Bir de benim FPS drop'u falan yiyorum arada bir. Kaç ayarlıyor ki? 12 gayet iyi. Maksimum sınırsız. Okey. Güzel. Bu arada bakırları eritebiliriz. 10 külçe yapabiliriz. Şansımıza yer. Dışa da vurabiliyor bazen. Abi hayır hayır hayır. Baban çıkma demedim oğlum sana. Tamam güzel. Şey yapılabilir. Ametist alıp direkt dürbün yapabiliriz. Güzel kısmı bu. Optifine sana bedavaya verir ama. Öyle. Parlak mı bu, cidden parlak mı? Arkadaşlar oyun bu kadar karanlık oluyor mu? Ben Gamma ile oynuyordum bayağıdır. Uzun zamandır bu kadar böyle olduğunu hatırlamıyorum. Demirim de yok. Bir tane şurada koyun var. Bir yatak be sadece.
Sadece ufak bir yatak. Arkadaşlar 1.17 yeni geldi. Shader açılmıyor. Shader için optimizasyon yapıp Optifine'ın Java kısmını güncellemesi lazım ve shader için entegre edebilmesi lazım. Bunlar kolay işler değil. O yüzden de her sürüme adapte ediyorlar en baştan. Sürümde sürekli bir şeyler değiştiği için. Öyle bir sıkıntısı var. Tam bir inek daha var. Yemek sıkıntısı çekmeyeceğiz ama uyku sıkıntısı çek... Aynen tamam, bir koyun daha var abi. Bu sefer ana baba yok oraya bakıyormuş, yok baban gitmedi kanka. Al baban gitti ama sen de onunla beraber git. Şöyle avlıyorum bunları da. Gözünü kapa küçük koyuncuk. Sıkıntı yok, yok burada bir şey. Sen bana bakma. Tamam sen annenle takıl. Tamam bu koyunları alıp bir uyuyayım ya. Çünkü gece çok sıkıntılı olacak. Burada uyuyabilirim. Sanırım en azından. Şurayı koysam, şunu yapsam. Ha, bir tane yatak. Hiç yoktan iyidir abi. Güzel. Ay Tekinov Prime User kullanmış. Alaz Deva 02 aramıza katılmış. Yubi Preach 2. oyunda Salih 2577 Arago aramıza katılmış. Samet Koronalı da aramıza katılmış. Hoş gelmişler. Güzel. Şimdi bundle yapılmıyor oyunda, onu söyleyeyim. Bundle 1.17'de eklendi ama deliler gibi fazlasıyla gir... Hani tekrar oyunu aktardılar, tekrar çıkardılar. Oyun içerisinde kodlarda var. Ama şey olarak yok yani. Oyun içerisinde yapılmıyor. Şimdi ilk demirimiz orada. Demire inebilirsek güzel olacak ama... Çok da garip hareketler yapıp ölmek istemiyorum artık or olduğu için. Diyor ve maymun gibi zıplıyor be. Tamam şöyle gideyim. Orası mı? Şurada bakır var. Abi bir yerde iskelet geliyor ama. Galiba yiyeceğimiz bok. Oh! Oh! Selam. Az kalsın boku yiyorduk. Tamam demirler de bilmiyorsanız artık bu şekilde çıkacak. Bir ham demir. Tabii bunlar farklı çıkmıyor. Onlarda farklı özellikler gerekiyor. Aşağı kırılıyor mu? Kırılıyor. Tamam burada demir bayağı var. Ben buraya girer ondan sonra da baya devam ederim. Şu şekilde devam. Şuraya kazalım. Arkadaşlar ha, böyle şeylerde sıkıntı yok. Böyle gereksiz şeyler bunlar. Rax FPZS Prime User kullanmış. Fatih Ems 2. oyunda kaybış demiş bize. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Seed ne? Tam random seed. Seed gerekli güzel bir seed değil ki. Hiçbir şey yok. Şimdi flintimiz var. Ben buradan inebilirim galiba daha çok. Şöyle. Ben şimdiden fırınları koyayım. Şu şekil. Kaç daha? Oo daha deli gibi etim var. Tamam etler burada pişmeye başlasın. Bir tane daha şuraya koyayım. Ben burada bayağı bir duracağım. Büyük ihtimal burada sabahlarız falan. Hani gece olur sabahlarız. Demirler de lazım şimdi. Kömürleri şöyle koyayım. Tamam yeterli gibi. Tane tane gideceğiz. Elmas vardı. Arkadaşlar yani birazcık da ufak katında civcivler yesin be. Oğlum elmas nerede çıkıyor? Elmas kaçıncı seviyedeyiz? 42'deyiz. 20 ile 12 arası 11 arası çıkmıyor mu? Elmaslar. Vay anasını be. Elmas. Oo elmas. Eyvah eyvah. Nasıl kaçırdım ya? Bayağı sıkıntı. Neyse şu flinti alamadık galiba. Şunları alayım. Çok önemli değil. Nether'a gidip oyunu hızlıca bitirme çabam yok. Bir speedrun falan da yapmıyoruz. Tamamen bu hardcore serileri sohbet muhabbet. Birazcık da yani huzur turu. Tamamen huzur turu. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Tamam demirlerde de sıkıntı yok. Sabaton olmayacak gibi ya. Sabaton emin olamadım. Bu arada ben bu demirlere çok üşendim. Önüme gelen demiri alırım. Fazlasına hiç uğraşamam. Mantıklı değil. Kömürü ısıt elmas olsun. Abi bir de üzerine biraz baskı yaparsam, ödev falan koyarsam ya da Türkiye'de yaşatırsam kömürü galiba yeterince sıcaklık, ısı ve basınçta dönüşebilir elmasa. Tek sıkıntısı var. Burası galiba Türkiye değil. O yüzden de çok fazla ısı versem de dönüşemez arkadaşlar. Öyle bir durum. Şöyle gidelim o zaman. Bu arada yeni gelen likenler. Bunu da makasla alabiliyorum galiba. Tam hatırlamıyorum. Alabiliyor olmam lazım ama. Oğlum alıyorum. Aha.
likenimiz arkadaşlar. Şöyle alalım, parlayan liken. Bunu da işte sarmaşık gibi koyabiliriz. Böylelikle de işte etraftaki mağaralar falan aydınlanabilir. Güzel bir detay. Şöyle koyayım mesela. Bak. Parlayan liken sen. Lütfen hayır, lütfen hayır, lütfen hayır. Tamam, tamam. Oh be parlayan likencim, şuraya gelir misin? Az kalsın boku yiyorduk. Kalkan yapmam lazım. Oğlum ben huzur turuna geldim. Ben aksiyona gelmedim ki. Ben tane tane oynarım diye düşünüyorum lan. Bu kadar hızlı aksiyon. Hardcore unutmuşuz hardcore'un ne kadar acı verdiğini. Larissa hoş geldin. Teşekkür ederim. Lollip 15 lira donu eklemiş. Canımız yenilenirken bakayım abi. Abi dürbün yapacağım. Aynen dürbün işimi kolaylaştırır. Ama işte dürbünü almak için ametistleri bulmak gerekiyor. Ametistleri de aşağıda bir yerde bulacağım. O lazım. Şimdi demirler çıktı burada. Kömür de bayağı var. Likeni boş ver, salla likeni. Şunları da pişirelim. İlk önce benim tek yapmam gereken savunabilmek için kendimi bir kalkan. Ondan sonra birazcık meşale yapabilirim. Optifine'im olmadığından dolayı. Kazma yapmam gerekiyor. Balta idare eder gibi. Şimdilik en azından. Bir tane kazmamız şöyle olsa. Seni atsak. Başka ne yapmalıyım? Hadi bir de ayaklarımız üşümesin. Ayaclık yapalım birazcık da. Şöyle. Sende yemek var. Şunları da at. İki tane elmamız var. Olmadı. Kritik anlar için altın elma yapar. Oradan da yerdiriz güzel güzel. Sıkıntı yok. Tatlı. Cidden vanilya Minecraft belli bir süre oynamayınca böyle ay mis gibi oluyor. Ametistler denizde çok mu çıkıyor? Tamam bir okyanusa uğrarız o zaman. Okyanusa doğru gideriz. Sıkıntı yok onda. Onun dışında keşke bundle bu sürümde eklenseydi. Bundle'lar oyun içinde sadece creative'de ulaşabiliyorsunuz. Yaratıcı modda ulaşabiliyorsunuz. Şu an mesela bütün bu çiçekleri böyle bir tane bohçama alırdım. Giderdim. Düşünsen böyle kırmızı başlıklı kız gibiyim. Bir sürü çiçek toplamışım oradan buradan. Aa buradan da alayım bunu koparayım. Büyük anneme götüreceğim. Bir de çantanın içine tıkıyorsun sonra. Tatlı olurdu. Ama bu haliyle üzdü. Neyse biz üzülmeye alıştık arkadaşlar. Kim alıştırdıysa utansın. Şu şekilde eti alayım. Bunlar devam ediyor. Tamam demirler de olacak. Gece olmasa sıkıntı değil. Yatağımız var. Kova yapmam lazım benim. Ne olur ne olmaz. Bir tane kova şuraya. Kritik anlar için. Abi sonra da kurda gideceğim. Diyeceğim ki senin büyük anne ağzın neden bu kadar büyük? Seni daha iyi yiyebilmek için. Küçükken en sevdiğim şey kırmızı başlıklı kız hikayesiydi. Çok severdim. Milyon kere duymama rağmen anneme veya babama anlatması için söylerdim anlatır mısın diye. Kırmızı başlıklı kızın 10.000 varyasyonunu anlatmışlar. Ben masala bayılıyordum. Masal anlatılmasına. Kepçe masalıydı. İşte ondan sonra kırmızı başlıklı kızdı. Bir sürü şey. Bir sürü masal. Hoştular. Bak kırmızı başlıklı kız hikayesi şöyle başlıyordu. Normal gidiyordu. Ağzın neden büyük falan filan. En sonunda o kısımlar şuna evrimleşmeye başladı. Götten sıkma portakal suyu. Ne çıkarsa çıkıyor. Annem artık... Annemi o kadar zorlamışım ki. Anne işte şöyle böyle bana... Kırmızı başlıklı kız hikayesi anlatır mısın? Kadın her gün anlatıyor. Nasıl evrimleştirebilir? Bu sefer kurt yerine diyor ki koyun diyor. Diyorum ki hayır olmaz koyun değil kurttu falan diyorum. Yani nasıl yani? Şöyle diyorum ya kadına resmen. Bu çiçeği al. Bu çiçeği de al. Şimdi bana bunlardan 10 farklı renk oluştur falan yapıyorum böyle küçükken. Ama inatçıyım da yani küçük bir çocuk olduğunu düşün. Deli gibi böyle ağlıyorsun. Falan. Bir şey de denmiyor ki. Bir de tek sıkıntı mesela bundle olmadığı için bunları organize edemeyeceğim. Ben bu çiçekleri evime götürmek istiyorum. Bu çiçeklerin hiçbiri boşu boşuna doğadan koparılmadı. Öyle bir durum var. Yani boşu boşuna mı aldık bunları? Clash Steel aramıza katılmış. Fatal Error Was Me Prime'i kullanmış. Wolf Forever 13'ü Prime üzeri kullanmış. Aramıza katılmış. Ay Humanity. Hadi abi seni sevgimden daha çok seviyorum. Normal mi bu? Bu arada ikinci ay seviyorsun demiş. Kalbiş demiş bize. Alım. Normal mi bilmiyorum ama güzel bir şey. Teşekkür ederim. I'm Humanity. Hoş geldin. İkinci ayında kendisi. Bu arada bunlar... Tamam şu bakırlar da olsun. Ondan sonra yardırıyorum. Hatta bütün her şeyi şöyle çevireyim ya. Envanterde boşluk olsun en azından. Şu şekilde gidelim.
Leylak, buğday tohumu, buğdayı boş ver. Diorit, Diorit'i boş ver ya. Kim Diorit seviyor ki? Ağla sen bu köşede Diorit'cim. Al, sonra toprak bir tane. Şunları da alayım. Son bakır da gelsin. Bu bakırlarla büyüteç yapmaya gideceğiz. Bir sonraki amacım bu. Sadece güzel bir maden girişi lazım bana. Sadece güzel bir maden girişi. Seni at, seni at, seni at. Güzel. Tatlı. Buradan artık çıkarım. Sıkıntı yok. Ne dedim ki dürbün yerine? Lan dedim lan dürbün demedim mi manyak? Büyüteç. Ha büyüteç dedim. Dürbün dürbün. Lan büyüteç ne alaka lan? Büyüteçle ne yapabilirsin? Büyüteç bir şeye yaramaz. Önünü falan anca daha boktan görürsün, ona yarar. Arkadaşlar yani bazen oluyor böyle şeyler ya, olur böyle şeyler. Güzel. Ben daha çok açıklık alanları seviyorum ama. Böyle orman, endüstriyel falan ağaçların olduğu, böyle kesebileceğimiz ağaçlar güzel. Ama tamamen olmamalı. Birazcık da yeni yemek abi. Yine aileden kapıyorum size. Bakmadın değil mi? Bakmadın. Çünkü anne artık yok. Şöyle gitsem. Direkt maden macerası mı yapalım chat ya? Direkt maden macerası yapalım değil mi? Aynen. Maden macerası hızlı bitti. Aha. Kesinlikle. Bu macerayı kesinlikle ben de onaylıyorum şu an. Bye. Bye bye. Sigara evet. Ne dürbün oğlum? Bize flint aldım değil mi ben flinti? Aa almamışım. Çok garip. Parlayan nikahın da çok işimize yaramayacak. O yüzden atıyorum. Çiçekleri de herhalde başka yerden bulurum şimdi. Zorlamasam mı? Boşu boşuna toplamış olacağım ama. Az önce dediğim şeylerle biraz çelişmiş oluyorum. Hepsini dalından hunharca kopardım. Ve hiçbir işe yaramayacaklar. Tamam. Burası güzel bir açıklık. Burası mağara girişi mi? Değil. Maden güncellemesi gelmediği için madenler bir tık yine sıkıntı bizim için. Ha, en azından Deep Slate falan filan o tarz şeyler var. Onlar birazcık farklılık katacak oyuna. Şu şekilde yardıralım. Kemiğim var mı? Kemiğim yok. Hiç yakın mertebe dövüşe girmedik. O sıkıntı var. Tamam ben ya bir gece daha oyayım. Daha fazla uğraşmaya gerek yok. Ondan sonra bakarız her şeye. Bu şekilde sıkıntı oluyor çünkü. Belli bir mertebe hiçbir şeye girişmeyeceğim. Şu yatağı da al abi. Bak burası tam yerleşmelik mekan. Şurada hatta deniz var galiba. Aynen. Siz ne yapıyorsunuz burada? Ne iksiriniz var lan sizin? Bir şey çıktı mı? Çıkmadı. İp lazım bir tık. Hani şimdiden ok falan yapmaya başlayayım diye ama benim şansıma da bahtım mikik piyade abi. At var ama işte bu sefer de eğri nereden bulacağız? Tamam biz çok gezdik. Ben direkt altını kazma kuralına uymayıp direkt altımı kazsam en kötü ne olabilir abi? En kötü. Abi sihirli kodla almayacağız tabii ki. Manyak adam. Hardcore'un ne tadı kalıyor o zaman? Sihirli kodlarla al. Anladım abi. Zevki nerede bunun? Tamam o zaman ben ölmeyeceğim ya. Ölmeyeceğim. Hardcore bitmeyecek abi. Seni de şöyle alayım. Fazla bakıştık. Bakışmayacaktın. Huf. Abi ölürsem clutch falan atabilir miyim acaba? Umarım böyle duvar yakında olur da dümdüz boşluğa düşmem. Eğer dümdüz boşluğa düşersem ağlamalı. Suyum da yok. Aa evet. Suyum da yok. Bari su alsaydım değil mi? Arkadaşlar yani güvenceğim bir şey olmadığında asıl korku önemli. Bu şekilde yardır. Deneyeceğiz. Tamam şuradan kazayım. Kömür zaten var ya, fazla kasmaya gerek yok. Ama bu yerin lava da düşebilirim gerçi. Tamam demir alınır. Envanterim çöp veya cidden envanterim bok götürüyor abi. Bula bula demir. Sadece demir. Ametist de kolay bulunmuyor aslında yani. Yaptığımız şey şu an yanlış da bir durum. Hatta ben şu kalkanı alayım. Bu yol hiçbir yere varmayacak. Bir an nedense %1000 emin oldum abi.
gerçekten bir işe yarayacağını hissetmedim. O bir dakika. Bakır da var burada. 1.17 ama 1.17 efekti vermiyor. Aynı şekilde devam ediyor. Abi X-Ray'ciler yine doluşmuş arkadaşlar. X-Ray kullanıp oyunu gerçekten vanilya, sade bir şekilde oynadığınıza %100 emin misiniz? Eğer eminseniz üzücü, üzüldüm size. Çünkü yani vanilya dediğin şey hile mi abi arkadaşlar? Hani bizim zamanımızda YouTube'da Let's Play yoktu mesela. Bir oyunun bir bölümünü geçemezsen kendin bir taraflarını sıka sıka yapman gerekiyordu onu. Çünkü biri sana göstermiyor, kolay alışmamıştın. Ama ben dahi arada bir bakıp ondan sonra gidip diyorum ki ben bunu böyle yapmalıydım. Şuradan bakıp walkthrough yaparım. Ama adam öyle bir şey ki adam neredeyse game moda geçecek. Yaratıcılıktan alacak, sonra ben elmas kazdım diyebilecek kapasitede yani. Gerçekten bunu inandırıyor kendini. Garip bir şekilde. Ha bir de şey diye soranlar var. Neden 3080, neden 3090 değil? 3080 ile 3090 arasındaki kısım 4K. Aradaki fiyat kısmı 7000-8000 lira. Yani şöyle bir durum olsa 2K monitörüm var. 4K oynamıyorum ki ben zaten yani. Ne gerek var? Ve en büyük sorun şu an bu değil mi? 3080'imin olması. 90 değil ama ya. En büyük sıkıntı bu. Tamam, birazcık heyecan bebeğim. Birazcık heyecan sonunda ve umarım benim sonum olmaz bu. Pillager Outpost'um. Birazcık da level kasabiliriz aslında. Adam başladı bile gelmeye. Kankacığım gel seni. Şöyle güzel yedim. Afiyet. O bu delecektim kalkınmış şey. Ay evet, kalkınmış şey yaramıyor. Abi tamam, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Neden bakırlar tavuk gibi duruyor? Abi hepsinde de bu arada delici var galiba. Yok abi. Hardcore'un ne kadar hard olduğunu şu an fark ettim. Sertmiş. Minecraft ortamı serttir yeğen. Orada bir Iron Golem de vardı galiba ama emin olamadım. Neyse ben çöle gideyim. Hiç bu adamlara bulaşmayayım. Şakaları yok çünkü. Biz belki piramit buluruz. Belki bir köy buluruz. Yağmalarız. Daha eğlenceli olur. Güzel olur. Ama çöl de çöl değilmiş ki. Ya tam anlamıyla değil. Hiçbir yere varamayacağız. Bu arada size bir şey söyleyeyim. 1.17'nin deneme sürümlerinde çok daha fazla güzel şey vardı ve eğlenceliydi. Bu ne abi? 1.17'nin şu an yandan yemişi daha garip. Ah! Glow Squid! Okey abi. Seni görebiliyorum oradan. Ta nereden görüyorum. Çok güzel. Peki ben seni bir alayım. Şu şekilde yardıracağım. Bence aşağıya atlasam. Arkamda bir şey yok değil mi? Bazen tavşanlar garip sesler çıkarıyor, korkuyorum. Şurada da bir parlama var. Emin olamadım. Abi sanki hayatımda hiç suya atlamamış gibi triplere giriyorum. Korkutucu. Tamam. Odunla çıkacağız o zaman. Bu ne abi? Ey maşallah, hiç aydınlık değil. Selam. Beyefendiler selam. Al işte oyuna eklenen canlıya bak, gerizekalı. Ben öldürmesem zaten kendi ölecek. Ah, ver o mürekkep kesesini bana. Parlayan mürekkep kesesi. Peki ben bunu attığımda etrafta parlıyor mu? Parlamıyor. Parlasaydı daha epik olur. Hayır. Cık, aynen. A, mürekkep kesesi bile benden kaçıyor. Şu an o kadar şanslı bir durumdayım. İpleri at. 3 mürekkep kesesi ve güzel bir yer. Kötü bir yerde değiliz. Tek sıkıntı kaybolmadan bir şeyleri bulabilecek miyim? Tamam, bakır. Aman bakır istemiyorum ki, ametist istiyorum şu an. Tek ihtiyacım olan şu an ametist. Başka hiçbir şey değil. Creeper'cim gel bakalım. Aynen, güzel. Altın var. Güzel, altın alınır. Çünkü iki tane elmamız var. Altın elma yaparız en azından. Sıkıntı yok. Menüde 1.17 hardcore var. Ondan sonra da love yükseliyor veya başka bir şeyler yapacağız abonelerle beraber. Dikitler. Ben bunu şimdiden almaya başlayayım. Güzel. Bunun farmını şimdiden yapmaya başlayalım. Güzel olacak çünkü. Vay anasını be, kocaman be.
Ah ustam. Kocam bir dikit mi? Ah. Güzel. Güzel tatlı. O zaman ya demir çok aldım ya. Gerek yok. Şimdi Witcher'ları bile bunlarla öldürebildiğinizi düşünecekseniz, düşünüyorsanız yani dikitler önemli. Bir şeyleri öldürmek istiyorsam dikitlerle deli gibi tuzak yapacağım. Neyin tuzağını nasıl yapacaksın diye soruyor da olabilirsiniz. Onu bana bırakın, gerçekten olacak bir şeyler. Şimdi şunlarla hani deliler gibi meşale yapayım. Güzel bir lav havuzu. Netra'da gidebiliriz aslında ya şu an. Tam şu an gidebilirim yani. Şu şekilde. Yani su tabii ki Allah katından gelmek zorunda değil mi? Klasik Minecraft kuralı galiba bu. Gerçi bu o su, bu su değilmiş. Yok ama bu da, bu da gel. Evet. Oo, bu daha da Allah katı. Sağ. Aynen öyle abi. Daha çıkıyor mu? Oo, bu ciddi anlamda ama ya. Kardeşim, oo, su alacaktık ya biz. Birazcık daha zorlayamazdı. Baydı. Aynen abi. En iyisini yaparsın. Güzel. Abi parlayan mürekkep balığı daha ölmüş. Ya doğası gereği salak mı bunlar? Abi ben her yerden yemek zorunda mıyım? Afiyet olsun lan bana. Gerçekten. Yok ben kaçıyorum direkt. Uğraşamam. Abi. Yemediğim kalmadı ya. Her şeyi ben yiyeyim. Bombok bir yere gelmişiz. Ah, ah. Altın var ama altına da gidemiyorum. Galiba şu an sadece böyle amip gibi dolaşsam etrafta ametist bulabiliriz. Sadece bir öneri. Ufak bir öneri. Parlayan kısımlar da yanıltıcı olabiliyor. Mağaraların artık parlamasından dolayı. Emin değilim. Ama şunlar çok havalı durmuyor mu ya? Cidden çok havalı duruyorlar. Ve keşke iki katı falan verseydiler. Şöyle. Baksana. Gerçekten derin kayrak. Efsane bir tatlılıkta. Ay gerçekten böyle madenlerin şeklinin değişmesi ve bu şekilde etraftan çıkması deli zevk verdi bana. Redstone kazma mı? Redstone kazası mı geliyor? Ha tabii şöyle bir durum da var. Redstone'u kullanacağız. Hardcore serisinde tuzak yapabilirim. Yok tamam, daha fazla kullanmıyorum. İlla ben düşerim olava şimdi. Bir de şöyle bir şey mi yapsam? Aynen. Geliyor gelmekte olan. Şunu kaz, onu kaz. Şunları şöyle koy. Bir de şunu şöyle yap. Tamam. Allah. Oo tamam. Tamam, sıkıntı yok. Gel abi. Hı-hı, gel. Tamam. Ben zevkine yaptım ya. Bir speedrunner olduktan sonra böyle olabiliyor. Gerçek anlamda böyle kaşınıyorsunuz. Hep Netra gitmek istiyorsunuz. Warden ne zaman geliyor? Warden bir sonraki sürümde falan gelecek. Kanka gelmeyin artık ya. Bir rahat bırakın cidden. Kırıldı. Kafasında kırıldı. Şunları şöyle aktarmam lazım. Ve şu suyu şuraya koyayım. Şöyle lav koyayım. Umarım işe yarayacak abi. Umarım. Umarım bir şekilde. Tamam, yemekler var. Sivri damla taş var. Sıkıntı yok. Tek yapmam gereken birazcık daha şuradan damla taş falan herhalde toplayabilmek olur. Oğlum burada bayağı var lan. Damla taş mağarası gibi bir şey. Damla taşların oyun içerisinde yine çıkmayacağını falan sanıyordum bu arada ben. Yani bu kadar fazla çıkacağını düşünmüyordum. Hatta bir dakika, şunları alalım. Bunlar ana kaynakları. Buranın altına su koyarsam, bu taşın üstüne su koyarsam direkt olarak tane tane bunlardan üreteceğim. Yani her türlü bunlardan çıkabilir. Deli gibi. Ben yine de hepsini almak istiyorum. Bu da benim manyak. Of! Abi hayır hayır hayır. Hayır. Abi Robin Hood musunuz? Nesiniz mübarek ya? Bu ne böyle? Yemin ediyorum sürekli bir şey çıkıyor. Sürekli bir şey çıkıyor. Kafayı yemelik.
Dur şunu şuraya koy, şunu şuraya koy. Bundan sonra zırh yapacağım. İlk önce kendim bir zırhları çekeyim de. Ondan sonrası kolay. İlk önce pantolon, kafalık. Göğüslüye göğüslüye de var abi. O zaman birazcık fırın. Yemeğim zaten var. Tamam, yemek sıkıntımız yok. Bakırlar gayet güzel. Ha, altınlar çok iyi ama ham altın bunlar ya. Üzdü. Yeni şekiller baya baya beni kandırıyor sürekli. Ve şunları koyayım. Cidden yeni şekillere alışamadım ben hala. Gerçekten demirim falan var gibi geliyor ama demir asla olmuyor. Sıkıntı. 1.17, 1.2 gibi sürümler gelecek. Ama o sürümlerde çok fazla şey beklemeyin. Brutlar gelmişti. Brutlar mesela 1.16, 1 vardı. 1.16, 2'de brutlar geldi. 1.16, 3'te, 1.16, 4'te, 1.16, 5'te neler geldi? Yani genellikle bug fix falan geliyor. Yeni içerik gelmiyor çok. Öyle bir durum. Saçım neden değişik? Abi bilmiyorum saçım ya. Çok fazla böyle kurulayınca kabardı baya. Ben de bilmem yani. Etler güzel. Uyuyabilsem zaten anlamı olmayacak. Tamam. Benim şu an bir balta sıkıntım var gibi duruyor. Baltayı hemen yapalım. Kovamız zaten var. Bir kriz anında çat diye su koyarım falan yanarsam veya düşüş anlarında. Oradan yakından suyu alacağım tekrardan. Tek yapmam gereken yeni bir balta. Kazmam da sıkıntılı aslında. Kazma da lazım. Her şey kaz... 1.17 çok seni bozucu. Mahir Jordan 4. ayında adadadam. Seni çok seviyorum. Mucuk mucuk demiş. Yılın yayıncısı okulun senin olur umarım demiş. Öyle bir şey mi var da? Teşekkür ederim. Ender ben 2. ayında Justin Dolma Biber aramıza katılmış. Zeki Kuş 5 abonelik hediye etmiş. Zeki Kuş teşekkür ederim. Grim Reaper 6. ayında sessiz ki her şeyi anlatır demiş. KVP Fearless ZS Prime kullanmış. Nevermind TR 3. ayında. Erdem Yıldız 0760 Prime kullanmış. Blake 555 aramıza katılmış. Yamaha 77 1.17 çöp demiş. 2. ayında diyecektim. 5. ayında kendisi. 1.17 güzel de yani istediğimiz bir güncelleme olmadı işte. O kısmı sıkıntı. Bir tane altın elma. Ben şuracıkta yapayım da. Kriz anında yiyeceğiz abi. Önemli olan anlarda yeriz. O zaman ben şu iskeletin ağzına vurup geri geliyorum abi. Ama adam da kaçmış ki hemen hızlıca. Gel abi gel. Gel gel gel. Sen bir ben afiyetle ye de. Hı-hı. Şu şekilde. Ah bir dakika. Buldum de lütfen. Lütfen buldum de. Hayır bu yalan. Hayır bu tamamen hayır. Ametist buldum sandım. Of evet. Tufların yanında ametist çıkmıyordu artık. Öyle de bir durum. Scamlendik. Lapislerin de görünüşü bu arada baya güzelleşti. Ama yine lapis almayacağım. Büyülere falan sonra geçeriz illa. Envanter düzeni bence direkt lava atayım şuraya ya. Çiçekleri daha sonradan bakarız. Çiçek alırız. En azından şu mor çiçekler çok fazla bulunmuyor. Onları bırakabilirim. En azından onlar. Abi gübre variliyle beraber X-ray hilesi biliyorum onu ama hani çok etik olmuyor yani. Sonuçta oyunu olabildiğince hani onu yapabiliyorsam komut falan da açabiliyorum. Hani vanilya da oluyor falan da çok anlam ifade etmiyor. Tamam. Oh tamam bizim portal yapmış bu arada. Olmuş o zamana kadar. Teknikler yine işe yaradı be. Güzel. Az kalsın kaza oturuyorduk. Şunları alayım. Sende ne var? Altın var. 4 mü? Fazla değil. Tamam. Nether'a hazır gibiyim. Ucundan. Sadece yakında bir bastion var mı diye bakıp çıkacağım. Çok fazla uğraşıp kendimizi riske atmayız zaten. Özellikle de bir su alayım ben abi. Ne olur ne olmaz şimdi. Creeper gelecek bir patlatacak beni değil mi şimdi? Lütfen olmasın. Tamam. Aa, Creeper de gelecek sandım. Güzel. Bir tık erken geldik bu arada ve dünyanın en kötü yerinde gelmişiz. Ya bizim şansımıza bastion falan. Ha. He. Bir dakika ben şimdi geri gidersem Creeper beni karşılayacak. Ama gitmezsem de bu adamlar beni öldürecek. İşte Dokanadal'ın o sırada hızlı bir karar vermesi lazımdı.
ya ölecekti ya da ölecekti. Birazcık öldük gibi. Biraz GG mi ne? Creeper'a mı gideyim? Kalkanımı tutsam olur mu ki öyle? Dur, kalkanla şöyle gideyim abi. Lan! Evet, koyduğum malzeme de malzeme olsa abi. Tam sıkıntı yok. Dur. Bir tane teknik var. Chat, şöyle bir teknik var. Siz kalkanınızı açık bir şekilde bir portala girersiniz. Karşı tarafa da kalkanınız açık bir şekilde gidiyorsunuz. Böyle bir durum var. Eğer işe yararsa öyle gideceğim. Aa, Exarot! Hop! Ha, annenden kaçırdım seni evlat. Sen benimsin artık. Yok, yanarsın sen de öyle işte. Sen nereden geldin buraya? Tipe'ye bak. Kolaydı. Dedi insanlar gitti. İnsan Nether'a gitti dedi. Annesi dedi ki tamam insanlar yokken bir git oyna. Evden uzaklaştı ve işte böyle kaparlar be. Kapkaççı. Çocuk kaçakçısı. Artık tatlı bir Exolotl'ımız var abi. Susemender'imiz var. Seni güzel maceralara atlayacağız be Susemender'i. Güzel oldu. Ben en azından daha uzun bir süre bulamayacağımızı falan düşündüm değil mi? Gel al tipe bak. En azından şu salak gibi falan değilsin. Bu ne yapıyor? Burada oksijen alabiliyor mu bu? Kova ile bir konuş abi, konuşun. Değil mi? Bu akıllı bir canavar. Sen salaksın var ya. Saf salaksın yani. Öyle böyle değil. Hadi bakalım. Yine başlıyoruz bir maceraya. Ametist bul lütfen. Ametist bize haram galiba ya. Ametist bize ciddi anlamda haram. Baksana geldiğim yerlere gidiyorum tekrar. Abi mürekkep kesesi daha. İyi bari. Şuradan gidiliyor mu? Madenler geniş değil ki. Galiba denilen gibi ametistleri daha çok bulabildiğimiz yerler böyle genellikle suların olduğu açık alanlar. Öyle bir açık alan bulursak daha iyi gidebiliriz. Sadece bir öneri. Ufak bir öneri. Bu şekilde bir yere varamayacağız çünkü. Abi creeper. Kafayı yedirtme be. Yok abi ben bu madenden çıkacağım. Burada da ametist yok. Tek istediğim basit bir dürbün yapmak. Başka hiçbir şey istemiyorum. Doğaya karşı gelmiyorum. Bu ne ki? Adamlara bak. Aynen abi. Aynen. Gel abi. Of. Keşke. Ametisten bu arada gizli bir base yapabiliriz. Evet, güzel bir gizli base yapabiliriz. Işığın falan gözükmeyeceği. İyi olur. Bir de burada su mu var? Yok. Tamam. İyi. Şuradan ben direkt yükseliyorum. O zaman bizim bir okyanus bulup okyanustan yardırmamız gerekiyor. Güzel kısmı da bu. Yeterince maden yaptık. Böyle hani bütün yayın boyunca maden yapıp da saçma salak oradan buraya gitmeli şey yapmak istemiyorum. O yüzden hızlı bir şekilde gideyim şöyle. Bu abimiz de gelsin. Bir aklını alalım. Güzel. Neresi burası? Yemek de var, çöl de var. Fena değil. Ama bize tam bir okyanus lazım. Ha tamam. Az önce buradan gelmiştik. Çok fazla gitmemişiz. Buradan girdik. Öbür mürekkep keselerini görebilmek için buradan devam ediyoruz. Şu şekilde. Aynen öyle. Tamam, güzel. Of, tek sıkıntı ametistler yere de vurabiliyor. Yani bildiğin zemine falan çıkıyor onlar. Onları bulabilmemiz için hani etrafa bakının. Hani böyle normalin dışında birazcık dışa vurmuş bir şey görürseniz büyük ihtimal o da olabilir. Değil mi? Aa, bug'a bak. Gördünüz mü? Bug'ı görüyorsunuz değil mi? Anladınız mı bug'ı? Bir saniyelik pembe oluyorlar. Bir saniye pembe oluyorlar. Bak bu olmadı şu an. Alıyorum. Olmadı. Şu an olmuyor. Galiba tekstürleri yükledi diye. Neyse yani oyun bozan bir şey değil. Ama mesela ben bug bulma konusunda çok zor bulurum yani.
bunları ben görüyorsam herkes bulur gibisinden düşünüyorum. Ve köy. Sonunda beleş yemek. İşte bu be. Sonunda. Beleş yemek. Bir de okyanusun yanında mı olsa bu çöl köyü abi. O zaman tadından da yenmez. Abi 2 saniye yağmur değil, çölde yağmıyor. O yüzden. Tamam. Saman balyası var. Saman balyası almak için yani çok fazla uğraştırmayacak zaten. Şöyle altınımız da var. Şu an yeteri kadar kullanmayacağım zaten. Zaman tasarrufu amaçlı. Bunu hızlı kırıyorum. Gerek yok öyle uğraşlara. Başka nerede var? Bir de şurada var. Peki burada bulmam. Oo, blacksmith de varmış. Çok güzel abi. Şuraya geleyim. Obsidyen çok iyi değil. Bunu da kararlaştıralım. Elmalar fena değil. Demirler 5 demir fena değil. Güzel. Oo! Bir blacksmith daha. Oğlum başka. Çok güzel lan. Bayağı işe yaradı. Dur şu ekmekleri, ekmekler de lazım olacak. Ben ne yapayım? Tüf koymayayım ya. Tüf gereksiz. Kılıç kritik anlar için lazım olabilir. Şunları da değişelim. Güzel bir, iyi oldu. İyi bir köy. Seviyorum lan sizi. Ödünç alıyorum bu arada bunları. Ödünç alıyorum ama. Abi bir dakika. Bir dakika. Bu az önce Oo, 3 blacksmith. 3 tane. Allah'ım sana geliyorum. 3 tane. Çok iyi. 4 yok mu? Yok mu arttıran abi? Yok mu arttıran? Fena bir CD yani. Kaçtayız gerçi? 1000 blok falan gitmişiz. 1000 blok yine yakın. Tatlı. Arkadaşlar CD'yi tükürüyorum hemen. Aha da CD bu. Şöyle bir şey de yazayım. Üste doğru çıkarsa aynen. Gıh. Böyle. Güzel. Eti unutmadım ya. Eti burada pişireceğim şimdi. Aa, Axolotl'cığım sen suda... Susuz kal. Aynen sen suda kal böyle. Babacık gelecek birazdan. Babacık gelecek. Şunu tekrar alayım. Şöyle. Babacık geliyor. Bekle. Şunu şöyle koyayım. Aynen öyle. Baban geldi. Tipe bak. Gel gel. Tatlı biraz çölde takılsın ya. Kuruyup ölmez herhalde. 5 dakika falan susuz kalabiliyorlar. Zaten susuz da kalmıyorlar aslında. Acı falan da çekmiyorlar. Şimdi ben bunları da yonkleyeyim abi. Mua. Bütün her şey benim için değil mi? Seçilmiş kişi gelecekti ve bütün köyü soğana soyup soğana çevirip geri gidecekti. Hepsini al seçilmiş kişi. Hepsini al. Deri zırh bırakıyorum sana. Demir bu. Bunları almama gerek var mı ya? Kendim yaparım. Bunlar da sana kalsın. Bu kadar da cidden bu kadar da olmaz. Hani ikinci yedekler falan da mantıklı olmuyor artık. Tamam birazcık da saman balyası çevirmem iyi olur gibi. Bu neredeydi? Şuraya koy şunu al şunu koy. Birazcık da ekmek. Hatta bir dakika. Şöyle yapayım şöyle alayım. Yarısını falan çevirmem lazım gerçi. Şöyle. Tamam abi bir tane hep artıyor ya çok tilt ediyor. Her zaman bir tane bu saman artıyor. Git lan istemiyorum seni manyak. Çok uğraştırdın. Hop kuruma sen gel bakalım. Axolotl'cığım. Yani 5 dakika 5 dakika da o kadar da bekletmeyeyim yani. Birazcık nefes alsın hep kovanın içinde arkadaşlar. Yani birazcık eğlensin değil mi şapşik? Sıkılma canın sıkılmasın diye koyuyorum al. Gel yine takıl bakalım. Yani fazla uzağa da gidemez zaten ya. Küçücük çocuğu ya. Emekliyor ya. Yani bebeğini tasmayla... Düşünsene babasın ve bebeğini tasmayla götürüyorsun. Çok garip bir saynak mı ya? Bu da küçük bebek adımlarıyla gidiyor çünkü. Ama sıkıntı yok bu abimizde. Bir sıkıntısı yok. Bakırlar tamam bir de ham altın olacak. Ham altını da şuraya koyalım da. Aa, obsidyon 10 tane oldu. Herhangi bir yere gidebileceğiz. Ne yapıyorsun lan? Şapşik. Tipe bak. Aslında benden kaçmaya çalışıyor değil mi? Ama o kadar hızlı gidemiyor. Üzülürüm. Cidden üzülürüm. Ben ona daha iyi bir dünya için bu şekilde geldim buraya.
Daha iyi bir dünya için buradayım ben. Gel bakalım. Neyse ya, bunları da bıraksam mı artık? O kadar da bakıra falan ihtiyacım yok. Altın gerçi 8 yaparsak bir altın elma daha yapacağım. Onun için gerekli. Ah. Oğlum bunu alacağız. Tamam lan, tamam, sana güzel bir hanımefendi bulacağız. Güzel bir pembe hanımefendi bulacağız sana. Exolot. Çiftleştireceğim, çocuklarınız da 1200'de bir olasılıkla öbüründen olacak. Yani 1000 tane falan çocuğun olacak kanka. Sana şu an garanti veriyorum. Hatunlar çevrede gidecek yani. Sarışınsın. Baksana şu güzel şeye bak ya, havalısın yani. Jawline'ın falan da var. Aynen öyle, bak bana sarılmak için geliyor babasına be. Gel sarılalım be. Muah. Canım evladım benim. Tabii ki sevinirsin öyle. Tabii ki sevinirsin. Ben şunları alayım da şöyle. Sana ne kızlar bulacağız ya. Fena. Tabii sevindin şimdi kereta. Tipe bak. Sevin sevin. Gel gidelim. Şimdi etrafta dolaşalım ki sana güzel hatunlar bulabilelim. Böyle de bir durum var. O yüzden şunları da alalım. Alabildiğimiz kadar yemek. Bedava yemek. Arkadaşlar dişi değil bu ya. Bakayım abi, dişi misin? Yok dişi değil, dişi değil. Bu bildiğin erkek abi. Görmediniz mi arkadaşlar? 1 milimetreydi. Aynen öyle. O zaman şuradan ben yardırırım. Rastgele giderim. Axelotçuğumla beraber. Abi acaba kova zıplayışı yapabiliyor muyum? Şu şeyde zıplayarak kendimi engelleyebiliyor muyum Axelot varken? Şak diye koyuyorum. Yapılıyor, yapılıyor. Az kalsın kaktüse girecektin ama sana bir aksiyon yaşatayım dedim be. Canım oğlum benim. Ama ben bu cidden Axelot'la beraber... Aa! Canım oğlum acıkmışsındır. Al bakalım. Tut onu. Tut onu. Aynen. Oh! Tut 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 tut. Götünü ısır. Aynen öyle. Canım oğlum be. Afiyet baş şeker olsun. Gel bakalım. Kimin... Ona mı... Yok yok. Aa doydun sen. Doydun. Şapşık bir şey oldu bu ya. Aha. Piramit de var. İşte canım oğlumla beraber... Oo okyanus da var. Ametis zamanı. Canım oğlumla beraber gideceğimiz başka bir macera. Kimin oğlu be? Canım oğlum benim. Ama canım oğlum sen şurada dur, tamam mı? Hiçbir yere ayrılma. Senin bu patlamada bir şey olursa, bana bir şey olursa sen kurtar. Tamam, kafa da salladı bana. Bu cidden iyi anlaşıyoruz biz bununla. Gerçekten iyi anlaşıyoruz. Baba gelecek, merak etme. Baban sağ salim gelecek. Hiç dert etme böyle şeyleri. Şunları kır, şunu al, şunları koy. Kumlar ama ipler lazım olur. Şunu at. Tamam güzel. Altınlar ve daha fazla altın elma. Daha fazla altın elma. Bu da tüy düşüşü, çok iyi abi. Kemikler de deli gibi var. O zaman ben ne yapayım? Ya bir chest plate'i bırakalım. TNT'ler de önemli şimdi. Güzel. Neyi bırakabilirim ki yani? Kızıl taşı bırakalım. O kadar da önemli değil. Şimdi buradan... Aynen buradan çıktım. Şu şekilde yer durayım. Pa 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 para pa. Tüy düşüşü bayağı sağlam lan. Oğlum gece olmuş direkt. Aa ama karanlıktan korkuyor. Şapşık neden çıktın lan? Allah Allah, kuruyacaksın. Gel. Mercanların olduğu güzel bir tatile gideceğiz bak. Bak kuş adası. Ya. Ya beleş tatil, gel. Yüzüyoruz şimdi, dur. Baban kendine bir bot yapması lazım. Ben senin gibi değilim evladım. Ben yaşlandım, yüzemiyorum artık. Bota ihtiyacım var. Acaba arkama binebiliyor mu lan? Tipe bak. Tipe bak. Çok iyi. Ama şöyle yapmam gerekiyor. Şunu kırayım. Hayır bir şey olmadı. Tamam. Koymayacağım. Kuruyup ölebilir. Riskli o yüzden. O yüzden ben şimdi yatağımı alayım. Bir uyuyayım. Ondan sonra gideriz. Ya kuruyacağını biliyorum. En azından böyle bir tatlı olsun ya. Birazcık vakit geçirelim. Canım oğlumla be. Oğlumla vakit de mi geçirmeyeyim ben şimdi? Şimdi diyorsunuz ki ametistler suyun altına daha fazla çıkıyor. Daha fazla gözle görülür bir şekilde çıkıyor. Güzel abi. O zaman bir de büyüteç yapacağız. Oğlumu böyle görmeyince garip geliyor lan.
Ama şimdi elimde böyle tutunca da böyle tutunca eldivenle seviyormuşum gibi geliyor yani. Sanki sevmiyormuşum da böyle kovaya tıkmışım gibi. Arkama otursaydı daha güzel olabilirdi. Gerçekten daha güzel olabilirdi. Aynen, büyüteç arkadaşlar. Ya neydi, büyüteç değil işte ya. Dürbün işte, dürbün yapacağız. Ama burada hiç ametist var gibi gelmiyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde. Ya benim gözlerim köreldi ya da gerçekten gözükmüyor. Tak diye böyle üstte gözükecek bir şekilde duruyor mu acaba? Arkadaşlar dürbün bu arada gerçek adı. Teleskop değil lan, dürbünle teleskop arasında da bir şey var. Gerçi ikisi de aynı şeye geliyor da. Hani korsan dürbünü gibi olduğu için teleskop dediğinde gerçekten ayı mayı falan inceliyorsun diye düşünün. Abi şimdi akselotlarla yunuslar anlaşıyor mu? Oğlum anlaşıyor musun lan bununla? Hiç denemek istemiyorum. Oğlumu çiğ çiğ yiyebilir. Korktum bunu. Ses kısılmıyor lan. Çok korktum oğlum. Çok korktum. Deli korktum. Hoş geldin abi, teşekkür ederim. Bir barış savaşçısı. Merak ettim, deneyim dedim. Korkutuyorsam şimdiden özür dilerim demiş. Abi özür dilemene gerek yok ya. Korkmaktan da zevk alınabiliyor. Zevk aldım, çok güzel korktum çünkü. Aklım çıktı ya. Tamam, o zaman şöyle yapacağız. Burada bir mağara girişi var. Ben şöyle gideceğim. Ametist yine gözükmüyor. Şurada bir karetta karetta gördüm galiba. Arkadaşlar otobüs geldi. Düdüt düdüt düdüt. Gelecek misin lan? Manyak adam, dur. Bence geleceksin. Gel gel, sen sevdin bize. Şöyle otur. Gel abim. Gel. Hayır. Hayır. Evden kaçırıyorum. Annesi babası bakmayın. Annesi babası bakmayın. Otursana. Birader otur. Arkadaşlar bu oturmuyor mu buraya yoksa? Kardeşim oturur musun? Birader otur. Ha otur sonunda. Sonunda görüşürüz. Burada bir şey yok. Annesi babası. Annesi babası görüşürüz. Bye. Oğlunuz artık yok. Görüşürüz. Akselot be, sana bak. Al. Yeni arkadaş edindik. Senin ve benim yeni arkadaşımla karetta karetta ile tanış. Ne maceraları atlayacağız be. Oğlumun canı sıkılıyordu. Hatun arayacağız. Karı bulacağız dedik. Sana bir... Seni evlendireceğiz dedik. Ama hala akselot yok. Etrafta akselot görürsek iyi olur en azından. Evlendirebileceğimiz. Suyun içinde de dolaşıyorlardı okyanusta ama şu ana kadar ben göremedim hiçbir yerde. Acaba ne zaman çıkıyorlar? Abi güzel gözüktü, aldım be. Allah Allah. Şimdi bize ametist bulabileceğimiz bir yer, burası koklatıyor mu abi? Burası kokuyor mu sizce? Ametist kokuyor mu? Buradaki bir madenden girelim mi direkt? Çünkü okyanus biraz tırt çıktı. Okyanusta gerçekten bir şey çıktığına pek emin değilim. Biraz yalan kokuyor abi. Baksana bir dakika. Şöyle bir teknik var. Şöyle yarım bakınca altını görebiliyorsun. Hadi böyle de görelim diyelim. Bir tane portal gördüm mesela. Kırık portal. Aşağı ineriz bunun için de. Yani hiçbir yerde ametist gözükecek böyle parlamadır. Hiçbir ıvır zıvır yok. Karaya çıktıktan sonra direkt gideceğim. Bu ne? Altın elma. Dikenler. Bu dikenler güzel. Çakmak taşı. Bunları neyi de alayım? Şunu da alayım. Abi neyse. Tamam. Sıkıntı yok. Let's go. Şimdi evimi kuracağım yer de çok kritik aslında. Şimdi iki tane yani gerçekten evlat edinmesi aileleri kilitliyor. Evlat ya da ne bileyim oğlunuzun olması, kızınızın olması, doğurması, evlat edinmeniz. Yani çünkü onlara vereceğiniz sevgi zamanınıza da mal oluyor. Bu güzel bir mal olma tabii ki. Ben bu adamı şimdi bırakıp gidemem. O benim evim. Bu benim barkım. O yüzden bir deniz kenarına falan koyunmam lazım da bu adam da yaşasın lan, böyle bıcı bıcı falan yapsın. Ben akselotuma da böyle isim falan verdikten sonra
Ki gerçekten isim de lazım lan bunlara. Buna bıcırık koyuyorum adını. Bıcırık. Küçücük tatlış bir şey ya böyle. Hoşuma gidiyor küçük tatlış olması. Karette karette de koca götlü bile koyabilir misin? Cidden koca götlü. Panda bile aynı şekilde sığabiliyor bu kıyıya. Tamam, şuradan gidelim. Şimdilik karettacığım seni bırakıyorum. Sen burada aynen yayıl orada. Kendi evinde hisset. Ben şöyle bir mağara girişi bulduktan sonra geri döneceğim ama mağara girişimiz var mı? Lan sana da kız bulamadık ama olmadı değil mi? Ha kızı gör, bak şu an babacığım ben çok kötüyüm ayaklarında. Kızı gördükten sonra depar atacak, depar. Yok mu ya benim oğlana? Bu kadar mı çirkin benim oğlan? Sarışın tatlı tatlı bir adamdı ya. Şey yapıyoruz ama. Bıcırıkçığım gel bakalım. Boş ver. Elini sallasan 50'si. Ama işte Axelot kalmamış. Şu an 1.17'de gördüğüm tek Axelot bıcırık. Bıcırık harici hiçbir şey, hiçbir Axelot görmedim. Bu da işin ilginç kısmı. Adamlar hiçbir yerde bir şey de mi öldürmüyor? Yani böyle bir ceset falan görsek. Vallahi sıfır. Tropikal balık alayım elime diyeceğim. Ya da kovayla besleyebilmek için. O da yok. Şu an gözüm Axelot arıyor. Sadece. Kovadayken pembe olması tekstürünü ayarlamamalarından dolayı. Ya. Onu keşke ayarlasalardı. Keşke. Ah tamam şuraya gidebiliriz karettacığım ya. Seni neden aldım ki? Ailenden neden kaçırdım? Şimdi adamı da ayıp olmasın. Ailesinin yanından kapkaçladık direkt. Bu yüzden de bu adamı şimdi yarı yolda bırakırsam ayıp olur. Bir yere de bırakamıyorum. Ama maden de bulamıyoruz bu koca götlü yüzünden. Nereye gideceğimiz de belli değil. Ama böyle. Bu yayının tek istediğim şey ise bu cüreğe cidden eş bulmak. Bu. Abi ya da denize salayım gitsin özgür yaşasın. Bu da bir opsiyon. Ama şimdi ailesini bulabilecek mi? Bulamayacak. Öyle de bir sıkıntımız var. Peki şu dağın bir kısmında yanlışlıkla ametist görmemiz yok mu? Bileydim bu kadar zor çıktığını bulaşmazdım ya bu işe. Gerçekten. Çünkü ben 1.17 güncelleme videolarına bakarken her yerde ametist vardı deliler gibi. Şimdi bir taraflarımızı yırtıyoruz çıkacak diye. Bakayım abi yine yok hiçbir yerde. Gözlerim hala fırfır. Tamam sanmayacağım. Merak etmeyin arkadaşlar. Şimdi... Tamam batık var ama batığa da gitmeye gerek yok. Benim güzel bir kara parçası bulmam lazım. Önemli olan bu. Bu okyanus kısımları bazen delirtiyor adamı. Mağaralarda oluyor ama dışa da vuruyor. Güzel bir mağara girişi de bulamadık ki. Bir dakika. Ben yanlış mı görüyorum? O ne abi? Ha doğru. Parlayan likenler. Suyun altında. Yeni bir köy bulduk ama. Bence şimdi bu köye yerleşelim. Madeni de burada yapalım. Bizim abimiz de burada dursun. Baksana dağlar falan çok güzel. Kanka sen burada dur. Hiçbir yere ayrılma. Tamam mı? Seni seviyoruz. Ama sana ip bulamadıkça, kayış bulamadıkça adamı çekemeyeceğiz de. Değil mi bıcırıkçığım? Gel. Burası neresi? Normal bir köy. Tamam. Şurada mağarası var. Madeni var. O zaman biz madene inelim. Ya böyle bir su öbeği falan bulursak bence bıcırığa bir tane hatun da bulabiliriz. Diye düşünüyorum ben. Şöyle bakalım. Lütfen ametist. Tek istediğim şey ametist. Burası da bir yere gitmiyor değil mi? Aşağı mı kassam ölme ihtimalimi yine düşünüyorum. Ne olabilir? En fazla ne olabilir? Ölür müyüm? Ama ben yanlış yapıyorum ya. Ben gerçekten yanlış yapıyorum. Daha doğal bir oluşumdan girmem lazım böyle şeylere. Böyle olmuyor. 37. Aa ama. Bir dakika yeni güncellemede lavlar daha geniş. Eğer lav gidersek baya boku yedik. Ama düzgün bir yere varabilecek miyim o da emin değilim. Abi bak bir dakika.
Direkt love var hatta. Sesi geliyor. Oh be. Az kalsın lava iniyormuşum cidden. Gerçekten. Lava su koyamam. Derinse koyulmuyor. Kısaca boku yemiş oluyoruz. Tamam. Lütfen ametist. Burası güven veren bir yer. Sadece ametist abi. Tamam. Elmas. Kardeşim ben şuna bir ödün çalıyorum. Tamam mı? Bak bak bak. Böyle bir yere de düşebilirdik. Düşersek sıkıntılıydı. Elmas. Alabildim mi? Alamadım. Diority boş ver. Bir elmas daha. Güzel. Başka elmas? İki tane mi yani? Ama sadece koklattınız mı yani? Bu muydu? İyiymiş abi. İyiymiş. Bıcırıkçım sen şurada dur. Kesinlikle gitme hiçbir yere. Ben şu suları, şu lavları bir sulayacağım. Şöyle. Ha tabii ne kadar alan açılacak, ne ametisti bulabilecek miyiz fikrim yok. Aa bir yeni elmas mı? Güzel, bana uyar. Her türlü uyar. Yeni elmaslar. Bundan da mı iki? 4 tane oldu toplamda. Elmas elmastır zaten. Demire ihtiyacımız yok. Kömüre de ihtiyacımız yok. Hiçbir YouTuber'ın kamera dışında kazdığı madeni de kazmayacağım. Bıcırığı alalım bu arada kaybolursak diye. Bıcırıkçım gel. Abi. Mojang'a sesleniyorum. Abi suyu da bıraktığım bir canlı nasıl oluyor da bu şekilde sudan çıkıp kendini öldürebiliyor? Gerçekten yapay zekasını bu kadar mı kötü kodladınız abi? Hayır bıcırık ya. Abi ben şu an bilmiyorum. Bence bıcırık git başka bir suya gitti abi. Başka bir su kaynağına gittiğini düşünmek istiyorum. Neredeydi bıcırık? Buradan geldik. Şu şekilde gittik. Şöyle geldik. Bıcırık bu taraftaydı değil mi? Bıcırıkçığım şu tarafa falan. Aa evet bıcırık! Bıcırık! Aa çok korkuttun beni be oğlum. Çok korkuttun beni be oğlum. Canım benim bir daha senin hiçbir yerden ayrılmıyorum tamam mı? Ben nereye sen oraya. Bir daha cidden çok korktum lan. Oğlum bayağı duygulandım. Böyle bir akserot bir bucut bir daha yok abi. Eve gidene kadar sana bir hatun bulana kadar hiçbir yere ayrılmıyorsun tamam mı? O son anda bir düşündüm ya sen bu nefes alabiliyorsun. Çok kızıyorum bucuruk bir daha babadan ayrılmıyorsun tamam mı? Baba nereye sen oraya. Bu kadar. Bitti. Cezalısın sus. Ama baba sus. Kapa canını. Yeter. Yok yasak bundan sonra sana. Cidden yasak. Fırına at. Emerald alınabiliyor. Emerald'lar burada fazla artık. Fark ettiğiniz üzere. Emerald'lar fazladan çıkıyor artık. Bu da güzel bir şey. En azından böyle alabilmek için. Trade yapabilmek için. Tamam, buralara tamamen geldik. Peki şu taraftan gittim mi ben? Galiba hiç gitmedim. Zaten gitmelik bir yerde yok gibi duruyor. Aha abi ama bu da öyle değil mi ya? Ametist sanıyorum. Biz bu ametisti bu yayında bulabilecek miyiz? Acaba? Ametist oyuna yeni gelen bir taş arkadaşlar. Bilmeyenler için. Bu da benziyor işte. Ametist. Let's go. Sonunda be. Sonunda ametist. Sonunda. Sonunda. Şükür. Şükür kavuşturana. Yes. Yes. Ametistciğim canım benim. Gel bakalım. Çıkman lazım. Aa, bunun çıkmasını da bekleyemem ya. Resmen çıkmamış bunlar. Daha olgunlaşmamış. Arkadaşlar olgunlaşmanızı bekleyemem. Ha tamam ne kadar çıktın? Yine çıktın ya fena değil. 4 tane ya idare eder. O zaman
Bulduk be baba. Babacık. Babacık bulduk. Gel koyuyorum şöyle. Hiçbir yere gitme, tamam mı? Tipe bak. Sakın bir yere gitme. Bakırı alıyoruz. Şöyle koyuyoruz. Bir tane de üzerine koyuyoruz ve büyüteç. İlk resmi ve gerçek büyüteçimi alıyorum. Deneme sürümlerine benzemez. Güzel bir hissiyat. Aşkım bu da ne böyle? Aşkım bu da ne böyle? Ele alınca garip bir his geliyor böyle. Bu arada güzel. Ay büyüteç dürbün. Ay tamam, büyüteç arkadaşlar. Aynen. Aynen. Şey yapıyorum şu an, kağıda bakıyorum. Arkadaşlar büyüteç işte. Hani böyle 80 yaşında 90 yaşında eski böyle dilin değişmiş kıvamını kullanan insanlar olur ya, onun gibi. Yo, mikroskop abi, al mikroskop. Tipe bak. Oğlum çok güzel lan, bulduk artık sonunda. Sonra tek sıkıntı, ametistin olduğu yeri kendi taşıyamıyorsunuz. Boomer'ım biraz ya. Bir tık boomer'lığım var. O zaman seni de alıyoruz abi. Ben bunları alırım. En azından güzel tatlı ses çıkarıyor diye. Bunları alıyorum ama evime koyduğumda hiçbir anlamı olmayacak. Şu ekmeği atayım abi. Ya da yiyeyim onu. Şöyle. Boşa gitmesin. Ziyan olmasın. Aynen öyle. Sonunda be. Şunları alacağım. Böyle bir giriş yapacağım. Bunların sesleri böyle ding ding geliyor ya. Çok tatlı oluyor. Gerçekten tatlı oluyor. Başka neler yapılabiliyor? Cam alıyorsunuz. Camı böyle şey... Lan son videomu izle lan. Allah'ım. Of. Neyse. Şey... Patlatayım mı? TNT ile de patlatabilirim aslında. İpeksi ile gelmiyor. İpeksi ile de gelmiyor abi. Bir tane böyle ışığı yansıtmayan bir cam yapılabiliyor. Yani ışığı, bak, camı buraya koyuyorsunuz. Burada deli gibi ışık var. Karanlık kısım şey oluyor. Işığı öbür tarafa götürmüyor. Yani gizli binalar kurabiliyorsunuz böylelikle. Güzel kısmı bu. Bir de bunun üzerine bakın. Sesi fullleyeceğim. Müziği de kapatacağım. Şimdi sadece şunu dinleyin abi. Çok güzel, çok rahatlatıcı. Bayağı rahatlatıcı yani. Kapı zili gibi ya da böyle hani rüzgar sakince böyle eser. Klavye sesi. Klavye esmur ve bu esmur. Abi sesi nasıl yapayım başka? Böyle yapabilirim. Gerçekten çok güzel yani. Acayip tatlı bir ses. Bunları bu yüzden alıyorum ki evime koyduğumda böyle insanlar geldiğinde falan böyle tatlı tatlı sesler çıkarsın. Ben de onları duyabileyim. Aynen öyle. Aynı o şekilde. Arkadaşlar klavye sesi bozuyor diyorsunuz da klavye sesi bence o da güzel bir esmur lan. Şükredin lan manyaklar, Allah Allah falan diye. Bunu seri mi yapacağım? Yapacağım. Yapacağım, bunu seri yapacağım. Şimdi bundan 61 tane aldık. Güzel. Ben buradayken bir tane daha çıkar mı? Bunlardan çünkü çıkmıyordu. Şu büyümüş mü abi? Şöyle bakayım. Bu büyük cidden. Tam potansiyel büyük mü bilmiyorum. Ah, tam potansiyel büyük değilmiş. Neyse sıkıntı değil. Kaç tane oldu? 63. Bir tane daha alabiliyorum. Mesela bunun ana kaynaklar bunlar chat. Bu çarpı olanların içinden çıkabiliyorlar ama kırdığınızda gelmiyor bana. Bir de şunlardan da almam lazım. Bunlar da güzel, tatlı. Ametist parçası kalsın birazcık. Tüy değildi. Hadi tüyü atayım ya. Kalsit almam lazım. Kalsitler de güzel decoration. Ev yapımına şimdiden girişebiliriz. Maceramız yavaş yavaş yani yeni başlıyor ama en azından bir yere şey yapalım, oturtturalım. Başka ne gereksiz şeyler var? Emin değilim ya. Ama şu an başka bir tane mineshaft bulduk. O da güzel. Ana kaynağı pistonla ittirilebiliyorsa abi eve kadar aslında ittirebilirsin. Balla bir tane sistem kurup yapabiliyorsunuz bunları. Bal bayağı iyi ya. 1.15 mesela çok gereksiz. Sadece bal getirdi, arılar getirdi diyen çok ağlayan insan var ama yani redstone sistemlerini bayağı geliştirdi. O kısmı bayağı güzel. Neyse şimdi ben çok kurcalamak istemiyorum buraları. Hani böyle götü boklu bir yere düşersek yanarsam falan diye emin olamadım ama
birazcık gidelim. Belki bir altın elma daha alırız. 5 altın elmamız oldu şu ana kadar. Aha, bir emerald da. Bakın emeraldlar fazla çıkıyor şu an. Bir girişte 3 zümrüt bulduk. Elmas mı var? Nerede var oğlum? Yine scam. Bir elmas mı var lan? Abi gerçek olamaz ya bu. Şey mi sandınız? Yeni şunu mu sandınız abi? Bunu sanmış olabilirsiniz galiba. Bazen insanlar, yani Mojang şey yaptı arkadaşlar. Hani renk körü olsanız bile şekillerden ayırt edebilmeniz için madenleri değiştirdi lan. Nasıl hala maden şey yapabilirsiniz? Aha, bir zümrüt daha. Karıştırmamanız lazım artık çünkü. Çok ilginç oluyor. Tamam, 12 tane şöyle alayım ben. Şöyle koyayım. Bana da maalesef meşale dayanmıyor. Hah, sonunda. Ne var? Çok iyi. Çok iyi. İsim etiketi iyi. Güzel. Başka ne olabilir? Ne atabilirim? Kemikleri atayım ya. Köpeğimiz falan olur diye düşündüm de. Olmasa da olur. Sıkıntı yok. Oğlum sana isim verebileceğiz lan. Kerata. Şuradan da gidelim de. Gel bakalım. Tipe bak. Minnak. Az önce koyduğum, kendi oğluma koyduğum ismi unuttum. Neydi lan benim oğlumun ismi? Bıcırıktı değil mi? Biricik diyesim geliyor ama bıcırık. Emerald'lara bak. Aynen, zümrütler bayağı güzel. 7 zümrüt. Köye gittiğimde deli gibi takas yapabileceğim artık. Güzel olacak takaslar. Hatta yakınımızda köy vardı. Direkt deneyebiliriz. Güzel olacak. Aa, ama benim deli gibi demire ihtiyacım var. O zaman demir. Çünkü isim etiketiyle güzel bir tane isim vereceğiz. Bıcırığımıza, küçücük tatlı bıcırığımıza şöyle kasitleri atmayacağım. Meşe tahtaları atabilirim ama. Kaç tane gerekiyor? Benim 11 tane var. 31 demir lazım. 20 tane demir gerekiyor. Toplamda kazmak için. Fena değil. Güzel. Last chance. B12 lazım gibi adı seviyorsun demiş. Evet, B12 yapı içiyorum zaten. B12'im. Az. Kuzi. Aramıza katılmış 4. ayında. 4 ay olmuş adalardan iyi yayınlar demiş. Abdülbaki Madenur. 6. ayında. Lan ayın 6'sında yine dedim. 10 gün sonra mesaj geliyor. Olsun. Beni fakir ettin adalama. Tablo kazandım. Olsun da demiş. Öyle. Teşekkür ederim. Orada tabloları bastırmaya fırsat olmadı. Onu bastıracağım. Hala iletişim halindeyim. Yani Discord'da mesela Tobey Maguire abimle kazandı. Tobey Maguire abimle hala konuşuyoruz bu konuyu. Oo. Ucundandı. Ucundandı. Beta DNZ. Abi 15 Haziran dün doğum günümde doğum günümü kutlar mısın demiş. 2. ayında. Doğum günü kutlu olsun kanka. Geçmiş doğum günü kutlu olsun. Hoş geldin. Ah. Peki bu madende başka bir şey bulabilecek miyiz? Kaç oldu? 17. 3 tane daha alsam çıkarım ya. Gerçi demir kazmayı falan yenilemek için lazım bir şeyler. Birazcık fazladan alırım. Yeterli olur benim için. Exolot'u pişirip yiyebiliyorsun. Arkadaşlar, biricik oğlumu gidip de kızartıp yiyecek miyim ya? Şaka gibi. Cidden şaka gibi. Oyun sesini kısmayı unuttun. Yok, kısık. Sen görmeyi unutmuşsun kanki. Leziz mi? Arkadaşlar, evladımı neden pişirip yiyeyim? Manyaklar. Tam bir canisiniz chat. Tam bir canisiniz. Ne bu ya böyle? Oğlum ben seni neden yiyeyim, tipe bak. Bu gerçi yenir lan bu. Yerim lan seni derler ya. Gerçek anlamıyla yenebilir. Garip oldu. Biricik oğlumu da yiyebilirim. Olur böyle şeyler ya. Olur böyle şeyler. Ama güzel oluşuma tekrardan bir tane hatun bulamadık. Ben ona yanıyorum. Baya baya ona yanıyorum ben. Keşke güzel bir hatun bulabilseydik. Hector Drago 19 Prime üzeri kullanmış. Cashier 3. ay mı ne? Zaman ne kadar hızlı geçiyor be adal adam demiş. 3. ayında kendisi. Hoş gelmiş, teşekkür ederim. Yemek yiyeceğim arkadaşlar. Şu an ekstrem bir şey yapmıyorum ki yani. Dağda zebra koşturup ne bileyim Tom Cruise gibi uçaktan uçağa atlamıyorum. Sakin. Sıkıntı yok. Tamam, şunları da alalım da. Benim bir elmas kazma yapmam var gibi. Sen hiç baban yedi mi? Ablam yedi. Götümü ısırmış küçükken. Ben bebekken.
Demiş ki aa ne tatlı yerim ben bunu falan demiş. Gerçek anlamda gelip götümü ısırmış. Küçücük bebeğim ben. Götüm bir morarmış. Annem de demiş ki ne yapıyorsun lan çocuğa? Küçücük bebeğin götü ısırılır mı? Ondan sonra ablama yasak koymuş. Ablam belli bir süre yanıma yaklaşamamış benim. Falan. Öyle bir durum var. Yani bildiğin kapıyı kapatıyormuş annem. Ablamdan daha uzak olayım diye. Böyle ilginç şeyler. Ablam da hala da ısırır yani böyle omzumu falan ısırır. Ay falan diye sever beni. Güzel bir şey bu. Ama hani ben aynısını yapınca diyor ki ben seni böyle seviyor muyum? Çok sert şey yapıyorsun, canımı yakıyorsun. Böyle sevilir mi lan falan yapıyor, manyak yapıyor. E öyle. Öyle bu arada çıtır bir drop var arkadaşlar. O geçecek birazdan, sıkıntı yok. Pembe coin'imiz var. Ama artık yok arkadaşlar. O kadar da değil ya. Benim çakmam da varmış ya. Ben neden uğraşıyorum ki? O zaman gel abi. Gel. Gel. Hı-hı. Aynen. Hı-hı. Aynen. Güzel. Bu köy az önce gördüğümüz köydü değil mi? Çok uzaklaşmış olamayız çünkü. Daha karette karettamız falan da vardı çünkü. Sen de gel abim. Aynen öyle. Güzel. Pişmiş et. Mis gibi. Burada mıydı? Aynen. Burasıydı değil mi? Aynen aynen burası. Tam buradan geldik. Şuradan madene girdik. Burası da güzel bir yer. Abi oğluşumla kulaç yapabilir miyim? Yaptım. Gel. Of. Ben oğluşumu öldüreceğim yanlışlıkla bir gün ama ne zaman öldüreceğim bilmiyorum. Yanlışlıkla ölecek bu adam yani. En azından hızlı yaşa, hızlı öl. Var ya, hızlı yaşayıp hızlı ölür. Burada bir blacksmith var mı? Yok galiba. Neyse oğluşum seni gerçi bırakmıyorum. Sen sonra kayboluyorsun etrafta. Seni ısıracağım bir tarafını şimdi. O yüzden ben odun bir kazıyım. Şöyle. Ödünç alıyorum yine. Şu şekilde. Crafting table'ımızı yapalım. Bir tane de fırın. Şuradan. Nerede bunlar? Alayım şunları. İki fırın mı? O gerçi bu sefer de... Hı-hı, aynen. Kömürümüz yetmeyecek. Demir böyle. Yarıya indir. Yarıya indir. İsim vereceğiz bu oğlana. Tiplere bak. Aa kuş görebilirsek bu arada achievement kazanabiliriz. Achievement run falan da yapabiliriz. İyi olur. Minik adam. Yeah boy demiş 4. ayında. Minik adam hoş geldin. Mavi kuş prime kullanmış. Chemi AI. Selam ki kankam iyi yayınlar. Sabaton ne zaman demiş. Abi Sabaton bilmiyorum ya. Sabaton ne zaman. Olmayacak galiba. Krayan 35 aramıza katılmış. Botanes 62 3. ayında. 3. ay mı? Be vay. Nice bir yıllara. Prime scamledim. 3 aydır beleş. Aynen. O öyle abi. Öyle bir durum var. Herkes beleş kullanıyor onu. Ah, sıkıntı yok. Arada bir kasıyor ya. Sıkıntı olmuyor onlar. Toparlanıyor. Şimdi kömür yine idare ediyor. Güzel. Onu da alayım. 31 demir sadece bir örs için fazla ama yani bu cırı bir kullanacağız. Ah nametag burada değil mi? Ben almadım sanırım, korkutucuydu. Onca madene tekrar inmek rahatsız ederdi. Kötü bir durum. Pa para para pa. Tamam 22'ye yaklaşıyor. Son 7 tane abi. Ondan sonra mis. Arkadaşlar sıcı değil, 31 demir lazım. Yani örs için. Ne zaman bunu yapsam sıcı haha komik falan oldu ya da komik de değil artık yani. Tamam son 3. Gerçi ben sizi neden yakmıyorum onu anlamadım ama. O bu da Hüseyin Bolt'tan hızlı koşuyor. Sağ ol ya. Hüseyin Bolt bu kadar hızlı koşma lan. Tamam et var yine. Bundan bir tane, şundan bir tane. Tamamdır. O zaman başlıyorum abi. 1, 2, 3. Şunları al yukarı koy. Şunlardan ayaklık yap ve örs. Ve göm. Belalı bıcırık. Belalı bıcırık mı yapayım? Başka bir ön isim söyleyin. Tatlış bıcırık. Bıcır da yapabilirim. Tatlış bıcırcığım. Tatlış bıcırık yapıyorum ya. Koyuyorum da hatta bu şekilde.
36 haneli koyabiliyorum bu arada. Uzun şeyler koyabiliyorum. Tatlış bıcırık güzel ya. Bam. Tatlış bıcırık. Tipe bak. Güzel. Aynen tipe bak. Kafa da salladı babasına. Güzel. O zaman şu demirleri de alalım. Fazladan bulunsun. Kömüre gerek yok herhalde. Ama bizim karette karettayı da almamız gerekiyordu. Bu köye yerleşmemin mantığının olacağını düşünmüyorum. O yüzden tekrar yoluma devam edeceğim. Sadece bir mağara, bir şeyler buluruz diye düşünmüştüm. Gel karette karette, seni unutmadık lan. Ne trip atıyorsun? Gel bakalım. Oğlum dinner bone koysam ne kadar saçma olurdu yani. Dinner bone, bir tane adamın nickname'ini koyuyorum yani. Dinner bone diye isim mi koyacaktım tatlış bucurığıma? Mantıksız bir hareket olurdu. Örsü... Abi ben örs kullanmıyorum ya. Herkes neden örs yazıyor? Ben örs kullanmıyorum arkadaşlar. Bir daha kullanmam örs ben. Ama ben örsü cidden bir daha kullanmam. Tamam özür dilerim örsü bıraktığım için chat. Aa tamam almaya gidiyorum. Herkes örs. Ne kıymetliymiş ya. Güya 31 demirle yaptık yani. Olmadı yine alınır bir şey olur. Al örs aldım. O ne tatava be. Aa, şu deri yerine atayım. Şöyle gideyim ben. Saçma salak şeyler. Sapçeti alalım mı abi? Bir sapçeti alalım ya. Örsü almam dahilinde hala herkes örsü yazdığı için artık anlam ifade etmiyor. O yüzden. Hı-hı. O yüzden de şöyle gidelim. Bir sapçet alınır. Çünkü herkes deli gibi örs alındığı halde örs yazıyor. Bu da üzücü bir durum ama almam lazım. Düzene girmesi lazım chat'ın. Ama fırın yapılıyor. Fırında sıkıntı yok. Öyle bir durum yok. Hadi bakalım. Birazcık da subchat'te duralım arkadaşlar yani. O subchat alınması gerekiyor. Örs aldığım halde örs yazarsınız tabii ki. Tabii ki yani. Bam bara bam bam bara bam. Ben bu şapşıyı nereye bırakacağım bu arada? Baya anlamadım yani. Biocrime 43 aramıza katılmış. Prime'ı kullanmış. Avalanger Prime'ı kullanmış. Adalın kulaklığı 12 aramıza katılmış. Hoş gelmiş. Teşekkür ederim. Peki ben bu adamı cidden güzel bir yer bulana kadar böyle taşıyacak mıyım? Paso. Bu mudur yani? Gerçi mükemmel bir fikir aklıma geldi lan. Böyle dikit tuzakların olduğu bir yer yapacağım ama emin de olamadım şimdi. Şey de düşünüyorum çünkü. Hani bir yer yapacağız tamam da. Keçileri falan bulmadık. Ama burada keçi olabilir mi acaba? Burası bayağı keçiler olur gibi duruyor ya. Bence keçi vardır burada. Olsaydı da görürdük aslında. Karettacığım sana veda mı etmemiz gerekiyor? Vallahi seninle bir yere gidemiyoruz. Tamam koordinat alın. Bu karet cidden bu adamın yanına geri geleceğim. Bu adamın yanına geri geleceğim. 1188'e 795. 1188'e 795. Yarın öbür gün başka bir gün tekrardan geri geliriz. Bu şekilde devam edilmiyor. Adam zaten orada bekleyecek. Allah Allah. O buradan yardırılır gibi. Ha şöyle ya çayırlar böyle tatlı tatlı kemiğim var mı? Hani yıllar boyu kemik taşıyordum. Bu sefer kurda gelince kemiğimiz kalmamış. O tipe bak. Öldüreyim mi lan seni? Ha baba şu şaka yaptım kurt adam sakın. Sakın yapmayın. Peki neden? Ben neden keçi göremedim şu ana kadar? Hiçbir yerde keçi yok. Hiçbir yerde yok hem de. Yoksa doğal oluşmuyorlar mıydı acaba? Çünkü doğal oluşuyor diye biliyorum. Doğal oluşması lazım. Neden? Çünkü bütün trailer boyunca, 1.17'nin çıkış traileri boyunca her yerde keçiyi gösterdiler. Oluşuyor. O yüzden keçi var. Ama bu götü boklu abilerimiz nerede? Nerede lan bu götü boklu abilerimiz? Söyle bakalım. Tatlış bıcırık. Bu adamın boğulmasını hiç istemiyorum. O yüzden korkup hemen alıyorum. Birazcık daha karlı mekanlarda yaşıyor değil mi bu adamlar? Birazcık daha tepelerde, yükseklerde yaşıyorlar.
Bence şu dağın, şu dağın şöyle üzerine çıktığımızda görebiliriz. Bakayım orada bir şey var mı? Yok. Ya böyle görüyor gibi oluyorum ama... Oh keçi! Tipe bak! Selam! Alo! Alo! Merhaba! Selam! Alo! Kardeşim nasılsın ha? Yalnızlık zor olmalı ha? Adam bir vuruyormuş şimdi, uçup ölüyormuşuz. Abi hardcore seriyi bir keçinin bitirdiğini düşünsenize. Manyak adam. Sakın vurma. Sakın vurma. İyiyiz değil mi? Burada etrafta kar var mı peki alabileceğim? Powder snow diyebileceğimiz. Yok galiba. Sen beni sevdin. Kafayı eğme. Ah! Oh! Korktum. Oğlum manyak mısın lan? Ne yapıyorsun gerizekalı? Aklım çıktı oğlum. Buradan beni atsan. Son videoda bu arada. Son videoda bak. Bir keçi, başka bir keçi böyle bir dağdan vuruyor. Keçi yemin ediyorum bu şeye kadar uçuyor. Bu domuzun yanına kadar uçuyor. Videoyu hatta size izletebilirim de yani. Son attığım videoda abi. YouTube gir abi. Son videomu açacağım. Öyle bir uçuş yok. Öyle bir uçuş yok. Neredeydi o? Tam son kısımlarda. Bak abi. Bu video. Veriyorum size de ekranı. Bak. Burada keçinin teki bir vuruyor. Baba bak nereye uçuyor. Uçuşa bak uçuşa. Bak. Uçma noktasına bak. Bildiğin bir yani çok fena uçuş. Abartmıyorum yani. Bu hikayede böyle he ben de oradaki tuzluktum dersiniz ya. Şuna bak. Buradan başlıyor. Dağın arkasından çıkıyor ve baba bak. Birin diye bozuk ayı atıyormuş gibi atıyor yani. Ve bunun nereye indiği de belli değil. Belki kehanetlere göre hala uçmaya devam ediyor o ya. Gerçekten keçiler manyaklar. Ben o zaman biz sütünü içmedik demeyiz herhalde ya. Memişini ellememe şey yapmazsın o. Oh. Afiyet be. Güzel keçi sütü de içmedim demem. Şimdi şat diye vuruyormuş. Peki canım keçim. Seninle bir yere gidebiliyor muyuz? Seninle bir yere gidebiliyor muyuz? Oğlum senin arkadaşın falan yok mu? Çok mu inatçısın? Nedir bu yani? Tipe bak. Neyse belki vurur böyle bir bana. Bir keçi de vurdu demeyiz. Yani vurmadı demeyiz olur diye düşündüm ama yok abi. Aa bir keçi daha var orada. Tamam ona gideyim abi. Şurada da mı keçi var? Aa aynen. Etrafta keçiler var. Güzel. Aa tipe bak. Babasının yanında. Oğlum ben kaçırayım mı oğlum seni? Kaçırayım mı? Babasına bak 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 geliyorum. Yabancı geliyor nasıl kaşıyor? Arkadan. Sese bak. Oğlum çok tatlı. Yavrucağınız çok tatlıymış. Allah bağışlasın. Kafa atsana lan kafa atmanı falan bekle. Yine hazırlandı ama. Güzel güzel. Tatlı bir şeyler bunlar. O zaman ben şuradan gideyim. Şöyle bakayım. Axolot mu? Ay balıkmış. Axolot neden yok? Hiçbir yerde Axolot yok. Ben öyle 1.17 videolarına bakarken... 1.17'de speedrun yapan bir adam vardı. Axolot direkt kucağına düşüyordu. Biz neden hala Axolot bir tane? Keşke kanka seni de kovaya çocuğunu kovaya alabiliyor muyum lan? Ne bileyim küçük belki alınır diye. Olsa alınırdım. Kaçırırdım çocuğunu tamam mı? Çocuğuna göz kulak ol öyle olmuyor. Tamam şuradan yardırayım. Nereden yardırabilirim ki? Burası da bayağı bitik. Galiba benim bir ağaç kesmem gerek. Baya ağaç kesmem gerekiyor. Şurada da atmış o. Abi her şeyi keçi olarak görüyorum ya. Beyaz olan her şey. Kuzu, koyun, keçi dahilinde bir de tavuklar. Her şey bana keçi olarak gözüküyor şu an. Canım o kadar keçi istiyor. Bu da mı keçi? Değil. O da kuzu. Olsaydı fena olmazdı ama. Olsaydı fena olmazdı. Peki benim hala Axolot bulamamama ne diyorsunuz abi? Denizde ametist mi var? Gerek yok ya ametistleri aldı. 4 tane ametist bizim için yeterli şimdi. Belli bir pozisyonu bulana kadar en azından. Öyle bir durum. Arılar var abi.
Bak arıların olduğu yere yerleşecektik en son. O arada kaynadı bildiğin. Öyle bir durum. Tamam şu yemekleri de alayım da. Abi arıları da İpeksi dokunuş lazım. Bize tüy düşüşü var. Bizim daha çok piramit lootlayıp ondan sonra dediler gibi tüy düşüşü falan hani ya da bir dakika köy bulmuştuk gerçi. İstediğimiz tarzda bir yerde köy bulup villagerlarla takas yapmamız lazım, evet. Şu an ben hani hardcore serilerimin en beni geren şey nedir biliyor musunuz? Her zaman güzel bir yer bulamayacağımın gerginliği. Her zaman güzel bir mekan bulana kadar koşarım böyle. Aynı bu durum. Eşyalarım da değerli şimdi. Onları da bırakamıyorum. Yani ne yapacağım, nasıl gideceğim, ne olacak? Hiç fikrim yok. Axolotlar da tatlı sularda falan yaşayan hayvanlar biliyorum. Yani şuradaki abi, şu sular var ya. Axolotlar orada da olabilmesi lazım. Ya da burada avlanabilmesi lazım. Çok nadir yapmışlar susemenderlerini. Bayağı nadir yapmışlar. Gerçi tak diye bulsan da anlamı kalmıyor o zaman. O da mantıklı. Evet, güzel bir yer burası. Bak, okyanusa yeri var. Açıklık. Mağaraya girişi var. Direkt olarak onu biz de oluşturabilirdik. Onun dışında gerçekten güzel bir yer. Yanında bataklık da var. Bataklıklarla da yapılan bazı sistemler, bir şeyler var. Hatta elmas bulma tekniği söylemiştim size. Elmas nasıl bulunur? Aynen o. Direkt bataklıkta yapılıyor. Onu da yapabiliriz şu an. Fena değil, güzel. Güzel bir mekan. Hatta şurada aynen öyle. Bak. Burada da büyük ihtimal keçiler falan yaşar. Tam keçilerin oluşacağı dağlık alanlar gibi duruyor çünkü. Bence burası kurulmalık bir yer abi. Siz tam olarak ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama galiba burası kurulmalık alanımız. Ya tam keçi yokmuş, evet. Keçiler yokmuş ama olsun. Keçi getiririm ben size. Ben keçiyi size getiririm, merak etmeyin. Hani böyle küçük bir çocuk oyuncak ister ya. Ben de keçiyi şu an öyle istiyorum. Ha tabii, bizimki bıcırımıza da bir tane hatun lazım ama hatun da bulamadık. O da şansına küssün. Her yerde var axolot, bizim burada yok. Ben bu bıcır öldüreceğim. Vallahi öldüreceğim. Ben neden axolot göremiyorum ki? Vallahi. Çok üzüldüm. Sesim gitti. Sesim gidiyor. Dediğim gibi boğazım acıyor dedim ya en başında. Ama emin olamadım ya. Oğlum ben neden çok zor emin oluyorum? Tasaklı kral. Prime üzere kullanmış. Has 2 yok. Prime kullanmış. Zerox 34. Oh 4 ay olmuş. Seviyorsun abicim. Kalpçik demiş. Poşet 3. ayında 3. ay mı? Ne seviyorsun? Adal adam demiş. Loziak aramıza katılmış. Elan'ın Grismot'u aramıza katılmış. Canker 4. ayında. Meto 23 aramıza katılmış. Kanagam 2. ayında. Mosiganal 14 Prime kullanmış. Nede Moodle Prime kullanmış. Okan D 0 Prime üzere kullanmış. Onun dışında Aron 28 2. ayında. Erdin Cemir Adalın bıcırı demiş 2. ayında. Ahmet aramıza katılmış. Belki Sersal 2. ayında diye Biocrime'de aramıza katılmıştı. Aynı bu şekilde. O zaman arada kaçırdığım bağış var mı? Onlara bakayım abi hızlıca. Aynen Jakurion. Abi Raspi'ye selam söyler misin demiş. Raspi selamlar abi. Onun dışında da kaçırdığımız donate. Yok, güzel, tatlı. Tamam şimdi okyanustaysak. Ben yine en son axolot arayışıma çıkıyorum. Son bir kez ucundan bakacağım. Bu kadar. Bakacağım ve gideceğim. Başka bir şey yapmayacağım. Şöyle bakıyorum. Yok. Hatta şöyle birazcık yunuslarla gideyim diyeceğim. Yani olduğu kadarıyla. Ama yunuslar da bir yere götürtürmeyecek beni, değil mi? Gel Yunuscuğum. Yunuscuğum gel bakalım. Aynen gel abi. Şimdi hızlı bir axolot arayışı. Şu şekilde. Abi madene inin. Axolotların çıktığı. Abi Yunus'a bak. 2 saniye sattı ya. 2 saniyede şey yaptı. Peki sağ ol. Güzel satış. Baya güzel satış.
O zaman aşağımı tekrar kazıp aksolot mu buluyoruz? Acaba. Acaba ama. Ya bataklık suyundayız. Tatlı su kaynağında yaşıyor diye bataklıkta aksolot bulursam kafayı yedirttirir bu oyun bana. Yani doğal olarak da yok. Ben bir su içeyim. Boğazım acıyor artık. Tamamdır. Ama sesim baya baya gidiyor. Benim biraz fısıldayarak konuşmam lazım. Ses gitti. Vallahi sesim gidiyor chat. Vallahi ses gidiyor. Yakın zamanda yok benim sesim. Çok zorlamak da istemiyorum. Esmer. Boğazımın gitmemesi için bu şekilde konuşuyorum. Özür dilerim. Diamond taktiğiyle Axelot. Tamam, Diamond tekniğini yapalım. Şimdi chat. Geçenlerde %70 bulunan, 1.16'da %70 bulunan bir teknikten bahsetmiştik. Hıçkırmaktan da konuşamıyorum. Eğer bir bataklıktaysanız ve bataklık belli şeyler, kil falan içeriyorsa güzel, mis gibi elmaslar bulabiliyordunuz. O yüzden şimdi o tekniği deneyeceğiz. Onun için F3G yapıyoruz. Ondan sonra şöyle yıldız tarzında böyle bir yer buluyoruz. Şu şekilde. Bu arada yayın kasıyor. Çıtır droplar. Sıkıntı yok. İnternetimde sıkıntılar var. Çünkü internetimi sadece ben kullanmıyorum arkadaşlar. Aile bireyleri eve geldi. Onlar da kullanıyor. O yüzden öyle rahat rahat değil. Ya 2 saniye 2 drop frame droplasın. Yayın kaçmıyor bir yere. Tamam, o zaman şöyle yapacağım. Şunu şuraya koyacağım. Kendime sadece bir tane kürek yapmam gerekiyor. Şöyle. Fırını boş vereyim. South'a mı West'e mi? Nereye gidiyorduk tam olarak? North, East, South. South'a gidiyorduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 blok gelip buradan giriyorsunuz. Burada elmas var. %70. Hadi bakalım bizim şansımız olacak mı? Falan filan. Merak ediyorum ya. Olduğu kadarıyla. Şunları da doldur da. Benim şansıma kesin çıkmaz. Hatta ben gider ölür hardcore serimi bırakırım. Yani ben güveniyorum kendime. Yani hardcore serisi bitirmekte hardcore çalışan bir adamım ben ya. Hiç kimse bu şekilde pat 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 şey yapamaz. Çıkmadı. Dur, daha 12'ye falan inmedik. Kömür lazım bize. Emerald o kadar önemli mi bilmiyorum. Toprağa at ya. Şu eti at. At kömür lazım, kömür. Aynı o şekilde. Live yükseliyorumuz var abi. Live yükseliyor var. Güzel. Direkt altımı kazarsam kova koyabilirim ya. Şu şekilde bizim, ama o zaman lav olursa lav sıkıntı. Ha, o zaman nasıl yapacağım? Bir tane daha mı kova yapayım? Benim bir tane daha kova... Abi Axelot'u atma, direkt çat diye vurdum adamı dışarı. Özür dilerim Axelot'cum, özür dilerim. Şöyle alsam. Seni de geri alsam. Aynen. Bu sefer neyi atayım? İpi atayım ya. İp o kadar önemli değil. Şimdi. Canım Axelot'um. Biraz burada dur. Su alıp geliyorum. Hemen kurmazsın. Yani hemen kurmaz inşallah. Kurma gel. Şuradan gidelim. Abi su neden bu kadar hızlı gidiyor? Şöyle ya. Tamam. Tamam. Oğlum suyu hızlandırmışlar resmen. Tamam hadi. Çıkış. Çıkış vakti. Çıkış vakti. Tamam bunu da al. Güzel. Gel bakalım tatlışımız. Oh be. Aldık sonunda. Ölmesini istemiyorum. Şimdi lava falan koyuyorum. Direkt tatlışı yanarak ölür. Evladımı o şekilde mi öldüreyim yani? Hiç istemiyorum öyle bir şey. Bu arada evet, şu an upload'umu biri harcıyor. Evde bilmiyorum. Kaçak internet kullanan birileri var arkadaşlar galiba. İnternetim boku yiyor bu konuda. Tamdan mı kazıyoruz? Tamdan kazıyoruz.
20'ye falan gelirsek tamam, sıkıntı değil, sıkıntı değil. Güzel bir yere indik hatta. Tamam, kalkan var, kritikanlarda. Şunları şöyle alsam. Tamam, hala elmas bulamadık çünkü tam inmedik. Şuradan devam ediyoruz değil mi? Ama creeper'ları da engellemem gerek. Tamam. Burası mı? Aynen bu şekil. 25-24. Daha gelmedik ya. Daha hiçbir şey belli değil. Ama bu teknik işe yararsa çok iyi. Deep Slate korkutuyor. Deep Slate korkutuyor. Elmas sayılır mı arkadaşlar? Sayılır gibi. Sanki. Taktik işe yaramadı. Ya çakma elmas çıktı abi. Yandan yemiş elmas çıktı. Üzgün bir şekilde. Yapılabilecek bir durum yok. Ama benim internetim bugün neden bu kadar kötü? Onu anlamadım. Hiçbir şekilde. Baya sıkıntılı. Güzel de bir yayın çünkü. Bırakmak istemiyorum o şekilde. Blok gitmeyi unutmadım. Blok direkt gittim abi. 7 saydım ya. Oho, yayında nasıl izliyorsunuz arkadaşlar? Blok gittim, saydım, her şeyini yaptım. Enes girmiş olabilir internete. Fikrim yok. Burada da love, emin değilim. Görüşürüz. Bayağı sıkıntı. Reset atsam şu an yine o da sıkıntı olacak. Ben bir içeri gideceğim, interneti biri kullanıyor mu bakacağım ya. Evet arkadaşlar. Evet. İnternetimi biri kullanıyormuş. Evet. İnternetimi benden başka biri de kullandığı için arkadaşlar. Gitmiş. Tamam. Nereden katılıyoruz? Vesaire vesaire. Klasik sorumuz. Ben dedim abi biri illa şey yapıyordur. Çünkü droplamaz bu kadar ya. Gerçekten bu kadar droplamaz. Taktik işe yaramadı. O zaman ben böyle taktiğe boydan ya. O mu south'tu değil mi? South'a doğru saydık. Burası da... Bir dakika. Ha, burası south. Aynen. Doğru gitmişiz. Ama olmamış. Aynen abi. Ne olmuş biliyor musunuz? Enes upload yapıyormuş. Yani yayına size verebilmem için upload gerekiyor ya. Bildiğin upload yiyormuş deli gibi. Bir kere daha mı deneyeyim? Tamam, bir kere daha elmas bulma tekniği yapıyoruz. Bir kere daha ama. Çok fazla zorlamayacağım. 1.17'de biraz yer şekilleri değişti ya. O yüzden öyle bir durum var. 10 saattir yani yayının droplaması benim internetimde bir sıkıntı yok da. Başka biri kullanınca bu şekilde giriyor. Aynen öyle. Bakayım ne kadar droplamış. Yine fazla bile droplamamış ya. Tamam, şimdi F3G yapıyoruz. Burası var. Ortasını kazıyorum. South'a gitmemiz lazımdı. Burası tower south. Aynen burası. Bir buradan kazıyorum. Border'a geliyor. Bir buradan olduğu için arkadan devam edeceğiz. 7 sayacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burası abi. Şu şekilde. Buradan kazdığımızda elmas buluyoruz. Ama bu 1.16'da geçerli. 1.17'de geçerli olacak mı emin değilim. Şu an deneyerek öğreneceğiz. Umarım elmas falan götümde patlamaz. Patlarsa gittik. Baya baya yok olduk. Olmadı, lav yükseliyor, oraya geçeriz be. Aman salla gitsin. Ama bu kadar gittikten sonra... Abi lapis bulma tekniği mi bu? Gerçekten lapis bulma tekniği mi bu? İkidir sadece lapis buluyoruz. Bir dakika, lav sesi geliyor. Acaba Minecraft'ın yapımcıları şöyle bir şaka mı yapmak istemiş? Bu tekniği duymuşlar abi. Demişler ki,
İnsanlar, millet böyle bir teknik yapıyor. Biz onu gidip bununla değiştirelim mi? Çakma elmasla değiştirelim mi? Demişler midir acaba ya? Gerçekten sadece bir merak. Şimdi buraya geldim. Lav sesi duyduğum için altımı kazmayacağım. Yani boku net yiyormuşuz hem de. Tamam. O zaman şöyle alayım da suyu. Peki bulamadık. Yine bulamadık. Ya da daha da mı aşağıda olabilir? Altın var. Yok abi, bu teknik işe yarıyordu. Bozulmuş ya. Güzel bir teknikti. İşe yarayan güzel, sağlam bir teknikti. Böyle olması üzdü. Peki benim şimdi atabileceğim ne var? Elmaları at. Yeterince var zaten. Altınlar devam. Şu şekilde. Aa, 1.16'da da %60 oranında falandı. Daha ineyim mi? Oğlum teknik işe yaramıyor artık. Zor, ben de istiyorum ama zorlamayalım. Daha ne ineceğim? Oğlum katman kayısına geldim. Daha ne kazabilirim? Manyak adam. 1.19 end güncellemesiymiş. Nereden salladın Fantox? 1.19'u götünden sallamışsın direkt. Çünkü adamlar dedi ki biz bunu 1.18'i yaptıktan sonra live'da açıklayacağız dediler. Yani şimdi götten sıkma bir şeyler söylemeyin. Yani ben de Minecraft sahip ediyorum yani. Adamların ne zaman neyi açıklayacağını biliyor gibiyim hani. Tamam, burada iç savaş verildi. Bu elmas tekniği artık çöp. İşe yaramıyor. Belki burada bulabiliriz ama. Yok abi. Hiçbir yerde yok. Lav yatakları da bayağı geniş olduğu için böyle anlamadım yani. Normalde daha fazla elmas çıkıyordu, fixlemişler. Biz bir yayında bu maden güncellemesinde biliyorsanız, o videoyu izlediyseniz 64+64 falan şey bulmuştuk. Elmas bulmuştuk. Onların hepsi gitmiş artık. Şu an bildiğin elmas çıkmamakta ısrar ediyor. Neyse. Axelotumuza şey de bulamadık. O zaman yarın devam edeceğiz chat. Love yükseliyor'a geçeceğiz şimdi abonelerle beraber. Onu yapalım. Güzel oynadık ya yine. Fena değildi. Gayet iyiydi. Axelot'a yeni bir Axelot bulacağız. Tatlış bıcırığımız. Çok güzeldi bu arada. Çok eğlendim ben. Bir de abi S tuşunu turşu diye okudum. Öbür Axelot'umun adını da turşu diye koyacağım. Çok absürt olacak ama turşu diye. Tatlı olur. Bazı tanıdıklarım turşu diye isim koyuyordu. Yani kedisine veya işte. Böyle çok duydum turşu. Kedilerde popüler bir isim turşu. Böyle Axelot'a turşu diye. Hadi bakalım olduğu kadarıyla. O zaman ben yavaştan iletişime geçiyorum abi. Hadi bakalım sunucuyu ben de açıyor olabilirim galiba. Yapalım abi. Ben bağlanayım. Turşu gel yavrum, canım benim, tatlım benim. Tamamdır, love yükseliyor, o zaman başlıyoruz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken Prime'de ilk ay bedava abone olmak. Ondan sonra Discord'da Twitch'i bağladığınızda IP orada belli olacak, gözükecek. Hızlı bir şekilde oyunu başlatıyorum. 1.16.4 olacak. Yani 1.16 tabanlı istediğiniz her şeyle girebilirsiniz ama ben 1.16.4 ile giriyorum. Siz de isterseniz girersiniz. Güzel bir Love yükseliyor olsun. Yarın da güzel bir Love yükseliyor videosu gelecek. Onu da söyleyeyim şimdiden de. Tatlı tatlı. Şöyle ben başlatayım. Ekranda size ver.